Ellona tarafsız bölgeyi sunar. Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Geçen cuma günü Diyarbakır'ın Dice ilçesine bağlı Kayacık köyünde jandarma karakolunun inşaat çalışması sırasında bir grup karakol inşaatını protesto etmek maksadıyla gösteri yaptı. Göstericiler tepkilerini arttırdıkça olaylar çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralananlardan bazıları ağır, durumları ağır. Şimdi bu olay olunca bütün gözler bölgeye çevrildi ve bütün dikkatler barış sürecine çevrildi. Acaba bu büyük bir probleme yol açabilir mi? Bu olaylar barış sürecini etkileyebilir mi? Ertesi gün Diyarbakır'da protesto gösterileri yapıldı. Gösterilere polis müdahale etti. O müdahalede ortaya çıkan görüntüler de tedirginliği arttırdı. Bugün pazartesi, bugün herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil. Gerginlik ve tansiyon düşmüş görünüyor. Fakat bu olayların biriktirdiği bir durum söz konusu mudur? Üzerinde bütün herkesin titizlendiği barış süreci bu olaylardan etkilenecek midir, etkilenmeyecek midir? Burası hala meçhul. Bu akşam tarafsız bölgede bunu konuşacağız. Bu tür olaylar, bu tür vakalar süreci nasıl etkiler? BDP tarafından dile getirilen şikayetler var. Hükümet tarafından dile getirilen şikayetler var. Arada bir güven bunalımı olduğuna dair işaretler var. Farklı bilgiler var. Bir taraf başka bir şey söylüyor, öbür taraf başka bir şey söylüyor. Bütün bunlar, yine tekrar ediyorum, üzerinde çok titizlenilen barış sürecini zedeleyecek mi, zedelemeyecek mi, zedeler mi, zedelemez mi? Bu akşamki ana konumuz bu ve bu konunun etrafında tartışılması gereken ne varsa onu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. İstanbul stüdyomuzda 3 konuğumuz var. Vahap Coşkun, Dice Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Vahap Coşkun. Hoş bulduk. Akil İnsanlar Heyeti İç Anadolu. İç Anadolu mu? İç Anadolu, evet. Sizi kötü bir yere vermişler. Yok, gayet iyiydi. İyi miydi? İyiydi, gayet iyiydi. Kötü derken yani Güneydoğu'ya vermemişler anlamında. Evet. Yoksa İç Anadolu çok güzel bir yer. Çok ilginç bir deneyim oldu. Evet. Çok muhteşem bir tecrübe. Yozgat'a gittiniz mi? Bir tek Yozgat'a gidemedim. O benim gün başka... memlekete niye gitmediniz? Sizinle birlikte gideriz artık bir dahaki sefere. Bir başka konuğumuz Enver Sezgin. Enver Sezgin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz hep bu süreci aslında ta en başından beri aylardır, yıllardır hatta Enver Sezgin'le sürekli değerlendiriyoruz. Doğrudur. Tarafsız bölge doğrudur. Seyircileri Enver Sezgin'in yorumlarını bilirler. Bu geldiğimiz kritik bir aşama. Bu aşamada evet. Da ne diyeceğinizi merak ediyoruz. Ve Oral Çalışlar, Oral abiye de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Bu arada şey de bitti, Akil evet, faaliyeti. Mardin'deydik işte hafta sonunda. Evet. Güzel bir... Dün Mardin'den döndük. Ya ilginç şeyler yaşadık. Onları da katarak aktarıyorum. Konuya nasıl katacaksın onu bilmiyorum ama. Buluruz bir yolunu. Peki. Ankara stüdyomuzda da çok değerli 2 konuğumuz var. İdris Baluken, BDP Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz İdris Bey, Ankara stüdyomuza, tarafsız bölgeye. Merhabalar, merhaba. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Hem stüdyodaki konukları hem de ekranı başında bizi izleyen bütün halkımızı da selamlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Erdinç Yazıcı, doçent Gazi Üniversitesi'nden. Kendisine hoş geldiniz diyorum ben de. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Şimdi isterseniz İdris Bey'le başlayalım. Yani İdris Baluken, BDP Grup Başkan Vekili. Biraz ona soralım. Ona soracağımız çok soru var. Onun cevaplarını alalım. Onun üzerinden değerlendirmelerimizi yapalım. Fakat önce Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, bugün Lice'de yaşanan olaylar nedeniyle bir açıklama yaptı.
Önce bir Beşir Atalay'ın o açıklaması önemli. BDP'yi uyarıyor. BDP'nin daha dikkatli olması gerektiğini, diyalog yollarını denemesi gerektiğini söylüyor. Bir onu dinleyelim, onun üzerinden İdris Bey'le konuşalım. Son günlerde Lice'de olan olay ve dün birkaç ilimizde işte çözüm süreciyle hükümetin işte gereğini yapmadığı şeklindeki çağrıları tabii endişeyle karşılıyoruz. Lice'de karakola vatandaşların yürütülmesi ve orada meydana gelen olaylar tabii bizi çok üzmüş. BDP ile bizim diyaloglarımız sağlıklı şekilde yürüyor. Dün Mersin'de, Adana'da, Diyarbakır'da işte tekrar vatandaşları sokağa çağırması vesaire. Yani bunları yadırgıyoruz. Ve bu çözüm süreciyle ilgili doğrusu sorumlu tutumlar olarak görmüyoruz. Sorumluluk sahibi insanların yapmaması gerekir. Çözüm sürecini yürütenler bu konularda çok dikkatli olması gerekir. Ve bunları da endişeyle izliyoruz. İdris Baluken, BDP Grup Başkan Vekili karşımda. Ne diyorsunuz İdris Bey, Beşir Atalay'ın bu sözlerine? Diyor ki, karakol inşaatını protesto etmek için vatandaşları yürüttüler diyor. Protesto gösterisi için yürüttüler diyorlar. Doğrudan BDP'nin bu protesto gösterisini organize ettiğini söylüyor Başbakan Yardımcısı. Ne diyorsunuz bu konuda? Doğrusu anlamak mümkün değil tabii Sayın Başbakan Yardımcısı'nın açıklamasını. Çünkü karakollara karşı yürüyüş yapmak, demokratik tepkiyi ortaya koymak, şiddet unsuruna başvurmadan demokratik kitlesel eylemleri yapmak bir suçmuş gibi göstermek, doğrusu süreci bir kenara bırakalım, demokratik siyasetin ruhuna uymayan bir söylemdir düşüncesindeyiz. Lice'deki bahsetmiş olduğunuz bu hadisede genel merkezimizin yapmış olduğu planlama üzerinden gelişen bir yürüyüş, bir etkinlik değildi. Biz aslında karakollar, koruculuk sistemi, HES barajları bir bütün olarak hükümetin ikinci aşamayla ilgili bizde kaygı uyandıran yaklaşımları ve hükümetin atması gereken adımları bir planlama çerçevesinde halkımızla birlikte demokratik bir eylemsellikle buluşturmayı planlamıştık. Bunu da dün itibariyle Diyarbakır, Adana ve Mersin'den başlayan bir eylem etkinlik takvimi şeklinde planlamıştık. Ancak Lice'deki hadise bu planlamamızdan bir gün önce oradaki köylülerin, Lice halkının kendi inisiyatifleriyle geliştirmiş oldukları demokratik bir eylemsellikti, demokratik bir tepkiydi. Aslında uzun süredir bu konuda hükümeti de uyarıyorduk. Yani birinci aşamanın başlamasıyla beraber bölgede hızlandırılarak yapımı devam eden karakolların, kalekolların, güvenlik barajlarının, bölgeye gönderilen korucu kadrolarının ciddi bir rahatsızlık konusu olduğunu, halktaki güvensizlik duygusunu artırdığını, bu yönüyle biraz sürece dair kaygıları açığa çıkardığını ve halkta özellikle hükümetin adım atmamasına yönelik ve savaşı çağrıştıran uygulamalarına yönelik bir öfkeyi biriktirdiğini biz defalarca hem hükümetle yaptığımız görüşmelerde hem meclis kürsüsünde hem de alana çıktığımız her platformda ifade ettik. Maalesef hükümet bu konudaki bütün uyarılarımızı dikkate almayan, kendi bildiğini ortaya koymaktan çekinmeyen, halkın sesini önemsediğini hissettirmeyen bir politik yaklaşım ortaya koydu. Lice olayları da aslında bu birikimin, bu öfkenin bir demokratik yürüyüşe dönmüş haliydi. Tabii burada elinde silah olmayan, elinde herhangi bir şekilde farklı bir çağrışımı andıran, belki internetten görüntüleri sizler de izlemişsinizdir, pankart bile taşımayan kadın, çoluk, çocuk, genç demeden
göstericilerin üzerine ateş açılması İdris Bey, vahim olan durumdur. İdris Balıken, Başbakan Yardımcısının bir şey var. Aslında olaya bazı, bu açıdan bakması bazı gerekirdi. Görüntüler var. Biraz yani demokratik protestoyu aşan türde davranışlar da olmuş. Mesela karakol inşaatında yangına yol açacak denli bir molotof atılması söz konusu olmuş. Yani tabii ki bunlar sonuçta 18 yaşındaki bir gencin öldürülmesine, 9 kişinin de ateşli silahlarla, güvenlik güçlerinin açtığı silahlarla ateşle yaralanmasının bir gerekçesi olamaz ama böyle tam da demokratik protesto çerçevesinde de kalmadığına dair görüntüler ortaya konuyor ve bu yönüyle de eleştiriliyor. Siz de bu eleştirilere hak veriyor musunuz yoksa bu eleştirileri dikkate almıyor musunuz? Ahmet Bey, biz olayda birebir yaralanan olayın mağdurlarıyla görüştük. Lice halkıyla görüştük. Oradaki sivil toplum örgütleri ve parti temsilcilerimizle görüştük. Yine o konuda gidip bölgede gözlem yapan barolar var. Mazlum Der, İnsan Hakları Dernekleri gibi sivil toplum örgütleri var. Tamamen bahsetmiş olduğunuz çerçevenin dışında demokratik bir şekilde ortaya konan bir tepki var. Ve 5 dakika bile geçmeden, herhangi bir uyarı yapmadan gerçek silahlarla, otomatik silahlarla sivil insanların üzerine, Liceli köylülerin üzerine ateş açan bir durum var, bir yaklaşım var. Bu ateş açıldıktan sonra, ortalık kan gölüne döndükten sonra, ölüm ve yaralanma olayları olduktan sonra oradaki kitle içerisinden karakola yönelik taş atma şeklinde veya atılan gaz bombasını tekrar karakol sahasına atma şeklinde bazı şeyler gelişmiş. Ancak bunu tamamen olayın başlangıç sebebi olarak ortaya koymak, Molotov kokteylleriyle karakolda saldırı yapıldığı, fiili bir durum yapıldığı şeklinde değerlendirmek doğrusu gerçeği ters yüz etmektir. Kaldı ki karakolun etki alanının çok uzağında olan bir kitleden bahsediyoruz. Yani orada ateş açılmadan önce bir taş atılma hadisesi olmuş olsa bile bunun karşılığının otomatik silahlarla, gerçek mermilerle müdahale olmayacağını herhalde vicdan sahibi olan her insan tabii takdir eder. Evet. Şimdi yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın otopsi raporuna baktığınız zaman bu yaşanan olayın ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor. Omuzundan giren bir uzun menzilli tüfeğe ait bir mermi göğüs kafesini, akciğer parankimini ve kaburgaları tamamen parçalayarak vücudun bir diğer noktasından, bir çıkış deliğinden çıkıyor. Yani şimdi böylesi bir tablo varken burada işte göstericilerin taş atmasından, molotof atmasından veya valiliğin açıklamasında olduğu gibi farklı bir takım senaryolar üzerinden bu olayı örtbas etmeye çalışmak doğrusu İdris en Bey, az katliamın kendisi kadar bizde kaygı uyandırır. İdris Bey, o konuyu da konuşacağız. Yani bu uyuşturucu meselesi, o da çok gündeme geliyor. Valiliğin açıklamasında da o var. Başka yine hükümet çevrelerinden gelen bir iddiadır bu. Yani bir Lice uyuşturucu falan filan. Onları konuşacağız ama bir virgül atalım. Vahap Bey haklı mı söylediklerinde? Evet, yani İdris Bey'in söylediklerinin çok büyük bir kısmına katılıyorum. Olaydan hemen sonra yani şöyle mi olay? Ben gerçekten bilmiyorum ve anlamadım. Evet. Demokratik protesto hakkıdır. Yani vatandaş toplanır, gider bir karakolun önünde protestosunu yapar. Hı hı. Bu insanların üzerine ateş mi açılmıştır? Böyle, bu kadar net midir olay yani? Şunu söyleyeyim, Diyarbakır Barosu'nun bu konuda yaptığı bir açıklama var ve daha da önemlisi Mazlum Der Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı bir ön rapor var. Bugün medyaya dağıtıldı. Ne diyor bu raporlar? Bu rapor şunu söylüyor öz itibariyle, kitle kendi demokratik hakkını kullanmak üzere karakolun önüne gidiyor. Karakoldan ilk etapta
karakoldan uzak olmalarına rağmen, yani karakola herhangi bir fiziki müdahalelerin olmamasına rağmen karakoldan öncelikle... Uzaklık derken yani nedir? Herhangi bir şekilde karakolu etkileyebilecek bir ara bir yakınlık yok. Bir ortada. Mesafe var bir karakolla mesafe var. Protestocular arasında. İlk önce karakoldan kendilerine yönelik bir gaz yapılıyor. Yani gaz bombası atılıyor. Daha sonra uyarı olmaksızın mı atılıyor gaz bombası? Raporda Mazunderin raporundan bahsediyorum. Bu dan sonra yani gaz bombasından sonra kitlenin de artık taş atmaya başladığını ifade ediyor. Bu taş atma eylemlerinden sonra da silahla bir karşılık verildiği söyleniyor. Gerek Diyarbakır... Peki o taş atma İdris Bey'in sözünü ettiği gibi karakol açısından tehlike teşkil etmeyecek durumda mı? Raporda da aynısını söylüyor. Yani karakol açısından herhangi bir şekilde tehlike teşkil edecek bir durumun olmadığı söyleniyor. Raporun ifadesi bu. Yine gerek Diyarbakır Barosu'nun raporunda ve gerekse Mazumder'in raporunda bir takım ortak noktalar var. Bunlardan birincisi kitlenin üzerine doğrudan ateş edildiği. Yani şunu merak ediyorum. Raporda şu var mı? Protestocular geliyorlar. Kaç dakika sonra ateş açıldı? Süre konusunda herhangi bir ön rapor bu zaten. Hemen asıl rapor henüz hazırlanmadı. Bu teknik ayrıntılar orada yok ama... Yani mesela protestocular toplanıyorlar. Oradaki karakoldaki güvenlik güçleri önce uyarıda bulunuyor. Sonra bir daha uyarıyor. Bu ayrıntılar raporda henüz yok. Dediğim gibi ön rapor bu. Genel hatlarıyla olay hakkında toplumu bilgilendirmek için hazırlanmış bir rapor. Asıl raporu da kısa bir süre içerisinde hazırlayacaklar. Bir takım ortak özellikler var bu raporlarda. Yani hem Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında hem de Mazumder'in açıklamasında. Birincisi kitlenin üzerine hedef gözetilerek söylenen bu ateş açıldı. Herhangi bir şekilde... Havaya ateş açma var mı? Havaya ateş açıldığı ifadesi resmi bir ifade. Ancak gerek yaralıların otopsilerinde, gerekse hayatını kaybeden vatandaşımızın otopsisinde gördüğümüz husus şu. Burada havaya ateş açmaktan ziyade kitlenin üzerine açılmış bir ateşten söz ediyorum. Benim bildiğim şöyle olmaz mı yani? Mesela diyelim ki bir kitle karakola taşla saldırıyor. Hani sen de... Panik halindesin, orada güvenlik güçlerindensin. Ne yaparsın? Havaya ateş açarsın. Yani millet korksun da dağılsın diye. Böyle bir şey olmuyor. Milletin üstüne mi ateş açılır? Ateş açılmış çünkü 9 yaralıdan ve 1 ölüden bahsediyoruz. Yani herhangi bir şekilde havaya ateş açmakla doğabilecek bir sonuç değil bu. Birincisi bu. Yani burada böyle bir durum var. Yine mağdurların anlatımlarına baktığınızda mağdurlar da... Ya orada bir süre var, demin siz sordunuz ya. Olaya başladık, protestoya başladık. 5 dakika geçmeden üzerimize ateşi etmeye başladılar diyorlar. Mağdurların ifadesi yani bu. Mağdur ifadeleri. Tabii mağdur ifadeleri. Yani, mesela İdris Bey'in de işaret ettiği husus o. Yani diyor ki protestoya başlandı. Daha ne bir uyarı var ne şey var. Üzerine ateş açıldı. Ama açıklama sırasında Ahmet Bey. Evet. Açıklama yapıldıktan 5 dakika sonra ateş açılıyor. Ya toplananlar bir basın açıklaması. Katkı sağlasın diye Ahmet Bey ben de. İdris Bey evet, toplananlar. Ahmet Bey katkı olsun diye söyleyeyim ben de. Toplananlar bir basın açıklaması mı yapıyorlar, ben onu anlamadım. Yani oraya evet, toplanıyorlar. Yani bir açıklama yapmaya başlıyorlar. Açıklama yapmaya başladıktan 5 dakika sonra önce havaya ateş açılıp ondan sonra kitleye ateş açılıyor ve yaralananların tamamında kurşun bölgeleri sırt bölgesinden olmuş. Yani bu da kitlenin olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu otomatik silahlarla tarama eyleminin devam ettiğini ortaya koyuyor. Yani karakola saldıran, karakola herhangi bir şekilde yönelen kitleye ateş ettiğiniz zaman yaralanmaların çoğunu önden, cepheden olmasını beklersiniz. Ama yaralananların ve yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın otopsisine de bakıldığı zaman bütün kurşunların arkadan kitleye hedef alacak şekilde ateşlendiği görülür. Yani bölgeyi terk etmek durumunda olan insanların üzerine ateş açıldığı şeklinde evet. Çıkarımda bulunuyorsunuz siz o otopsi raporlarına dayanarak. Mesela yaralılardan bir tanesi 20 yaşındaki Rotinda Pervane. Yani bunu sadece ben söylemiyorum tabii.
Bunu herhangi bir bilimsel olarak olaya yaklaşan herkes aynı şekilde ifade eder. Evet Bahat Bey. Olayı şöyle anlatıyor. 14.30'da biz toplandık. 15'e doğru bir basın açıklaması yapmaya başladık. Bu sırada eylemcilerden bir kısmı bunu karakola... kim söylüyor? Kaçın? Bunu yaralı rutinda pervane. Yani protestoculardan biri. Protestoculardan biri. 14.30'da toplandık. 15'te basın açıklaması yaptık. Eylemcilerden bir kısmı karakola doğru yürümeye başladılar. Önce askerler havaya ateş açtılar ama daha sonra kitlenin üzerine ateş açtılar. Biz geri dönmeye çalışırken ben de sırtından yararlandım diyor. Peki karakola doğru yürümek ne demek, ben onu anlamıyorum. Yani güvenlik güçleri nasıl bir tehdit algısı içerisine girdiler ki karakola doğru yürüme söz konusu olduğunda üzerlerine bunun ateş... Tabii bunun da açıkla kavuşturulması lazım. Çünkü diğer taraftan yani resmi makamların, kamu makamlarının yaptığı açıklamalarda da protestocuların molotof kokteylleriyle saldırdığını, karakol şantiyesine girdiğini, şantiyedeki çadırları yaktıklarını, işçilerin kaldıkları çadırları yaktıklarını ve asıl işin o saatten sonra çığırından çıktığını ifade ediyor. Kamu otoritesi de bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Yani böyle bir valilik de bunu söylüyor. Evet, valilik de bu ifadeyi. Ve bunu destekler tarzda görüntüler de var. Görüntüler de yayınlandı. O görüntüler... Mazlum Der ne diyor bu iddiaya mesela? Mazlum Der raporu ya da Diyarbakır Barosu raporu bu konuda ne diyor? Bu dediğim gibi bunların yaptıkları rapor ilk incelemeden sonra yaptıkları bir açıklamaydı. Henüz kesin kati raporlarını hazırlamış değiller. Yani buna ilişkin olarak Mazlum Der'in ama şöyle bir ifadesi var. Raporunda başlangıçta göstericiler demokratik tepki haklarını kullanıyorlardı. Askerin ilk müdahalesinden sonra bu demokratik tepkinin sınırlarının dışına çıktı. Peki bu askerin var. İlk müdahalesinden kasıt gaz bombası mı, kurşun mu? Gaz bombası, rapor gaz bombasının olduğunu söylüyor. Gaz bombasıyla önce bir müdahale edildi. Daha sonra kitlenin bir kısmı karakola doğru yürümeye başladı. Ondan sonra havaya ateş açıldı. Kurşunlar ondan sonra konuşmaya başladı. İfade söylenen bu. İdris Bey, orada karakol inşaatının içindeki çadırların yakılması, molotoflar atılması... Henüz daha güvenlik güçleri havaya ateş açmadan ya da göstericilerin üzerine ateş açmadan meydana geldi şeklinde bir yaklaşım var. Yani hem valiliğin yaklaşımı böyle hem de hükümet çevrelerinin. Buna ne diyeceksiniz? Yani bu mesela göstericilerin üzerine ateş açılmasının bir mazereti, gerekçesi olabilir mi? Olabilir mi öyle Ahmet Bey? Velev ki öyle oldu. Öyle olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Yayına girmeden önce beni 15 dakika önce arayan bir vatandaş, omuzunda hala kurşun taşıyan bir vatandaş, kesinlikle bütün bu verilen bilgilerin dezenformasyon olduğunu, kendilerinin kitleye müdahaleden sonra kitle içerisinde bir takım taşla ve atılan gaz bombalarını oradaki yaşlı insanları koruma maksadıyla geri atma şeklinde refleks ortaya koyduğunu ifade ediyor. Yani bu olayın mağdurlarıyla, bu olayın tanıklarıyla görüştüğümüz zaman resmi açıklamalar dışında biz bu cümleleri hiçbir yerden duymuyoruz. Ki bu resmi açıklamaların ilkini biliyorsunuz Lice Kaymakamlığı yapmıştı. Lice Kaymakamlığı da ilk açıklamasında tamamen havaya ateş açıldığını, işte havadan açılan, havaya açılan ateş sonucu yaralanmaların olmuş olabileceğini, bazı yaralanmaların da komşu köydeki bir kavga neticesinde iki aşiret arasındaki bir husumetten doğduğunu söylemişti. Yani resmi açıklamaları Lice Kaymakamının ilk gün, Diyarbakır Valisinin ikinci gün ve Diyarbakır Valisinin üçüncü gün yapmış olduğu açıklamaları bir araya getirdiğiniz zaman resmi açıklamaların tamamında bir çelişkiler yumağının olduğunu görürsünüz. Şimdi diyelim ki resmi açıklamaların tamamı doğru olsun. Velev ki öyle olsun. Kitlenin içerisinden bir grup karakola yönelip taş atmış olsun. Bu otomatik silahlarla bütün kitleyi tarama şeklinde bir gerekçe yaratabilir mi? Normal süreçlerde bile bunun azami özenini göstermesi gereken kolluk güçleri 100 yıllık bir sorunun çözümünden bahsettiğimiz 30 yıllık bir çatışmalı sürecin
6 aydır silahların sustuğu bir aşamaya geldiğimiz bir dönemde böyle bir hakkı kullanmasına müsaade eder mi? Dolayısıyla hani burada resmi açıklamaların ötesinde hükümetin bu olaya dair ciddi bir yaklaşım ortaya koyması gerekiyordu. Peki, biz Lice ilçe başkanımızla da görüştük. Bey, bugün basına da yansıdı. İdris Bey çok... Lice ilçe başkanımız bir gün öncesinden karakol komutanına gidip bu demokratik tepkiler içerisinde bir eylemin yapılacağını da haber veriyor. Yani karakolun orada demokratik bir eylemin gelişeceğinden, demokratik bir gösteri hakkının kullanılacağından haberi de var. Buna rağmen işin içerisine bu şekilde öldürmeye varan bir müdahale girmiş ise burada artık vicdan sahibi olan bütün herkesin olayı bütün gerçekliğiyle ele alması gerekir düşüncesindeyiz. Peki, İdris Bey, hükümet hemen müfettiş görevlendirdi ve bu olayın sorgulanması için müfettişleri bölgeye yolladığını açıkladı. En böyle net açıklaması buydu hükümetin. Bu önemli midir? Yani bunu önemsemek gerekmez mi? İşte hani bu konunun araştırılıyor olması, yani bunu siz ciddiye almıyor musunuz bu yaklaşımı? İşte biz diyor, burada çeşitli iddialar var, bu olay nasıl cereyan etmiştir, bunu araştırıyoruz. Bu önemli bir adım değil midir? Ahmet Bey, bunu önemsediğimizi biz kamuoyuyla da paylaştık ve bu gelişmeler üzerine halkımıza bu yönüyle sağduyu çağrısında da bulunduk. Farklı bir takım sıkıntıların oluşmaması için bütün herkesin dikkatli olması gerektiğini de söyledik. Ancak bu soruşturma süreçleri zamana yayılıp bir şekilde kamuoyundaki bu öfkeyi artıracak bir süreçle götürülürse bu da ayrı bir sıkıntı konusudur. Şimdi biz Medeni Yıldırım'ın cenaze törenine ben de katılmıştım. O cenaze töreninde bahsettiğiniz gelişmeyi kitleyle paylaştık. Ancak kitle bize diyor ki Roboski'de de bu şekilde bir süreç yürütüldü. Roboski'de de İnsan Hakları Komisyonu, Meclis Komisyonu devreye girdi. Olayın yargıya intikal ettiği söylendi. Olayın bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacağı ve sorumluların yargılanacağı söylendi. Ama sonuç ne oldu diyorlar. Yine 10 gün öncesinde Bingöl'de 14 yaşındaki bir kız çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismar ve tecavüz eden 8 uzman çavuşla ilgili de hükümet yine duruma el koyduğunu ve bununla ilgili gerekeni yapacağını söylemişti. Ama gerekeni yapmadığınız zaman halkta var olan kaygıları arttırma, halkın toplumsal hafızasında kötü olan bir takım çağrışımların ortaya çıkması gibi bir durumu hükümetin göz önünde bulundurması gerekiyordu. Olay nettir. Bir gün önce karakol komutanı demokratik çerçevede gerçekleşecek bir eylemsellikten haberdardır. Orada kitlenin açıklama yaptığı sırada gerçek kurşunlarla, otomatik silahlarla taranması olayı nettir. Can kaybı ve arkadan yaralanan 9 yaralının olma gerçekliği nettir. Dolayısıyla burada herhalde hükümetin adli süreçleri de beklemeden ya da bu müfettiş raporlarının nihai sonucundan önce bir ön inceleme raporuyla bir takım adımları ortaya çıkarması gerekirdi. Peki. Karakol komutanı ile ilgili, bu tetiği çeken kolluk güçleri ile ilgili hükümetin bir takım tedbirleri, bir takım önlemleri alması gerekirdi düşüncesi. Yani, anladım. Siz diyorsunuz ki böyle bir protesto yapılmış, bu demokratik çerçevede yapılan bir şey. Buna karşı gerçek silahla ateş açılmıştır. Biz sorumluların bir an önce hızlı, acil bir şekilde bu konuda soruşturulması ve yargılanmasını istiyoruz. Değil mi? Yani bunu anlıyorum ben. Ve bu hızlı ve acil soruşturulma ve yargılama konusunda tereddütlerimiz var. Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak diyorsunuz. Yani durduğunuz yer biraz burası gibi görünüyor. Kendi kitlenizden gelen tepkinin de bu yönde olduğunu söylüyorsunuz. Ve şunu ekliyoruz, hani söylediğiniz çerçeveye ek olarak bu yapılan müdahale, otomatik silahlarla taranma olayı çözüm sürecini sabote etmeye yönelik planlı, organize bir müdahaledir. Bizim açımızdan bunun başka bir yorumu yoktur.
Biz burada hükümetin tavrının bu açıdan önemli olduğunu söylüyoruz. Eğer hükümet çözüm süreciyle ilgili bir hassasiyet içerisindeyse, çözüm sürecini sabote etmeye yönelik bu olayın sorumlularını açığa çıkarıp hem görevden almalı hem yargı önüne çıkarmalıdır. Bunu yapmadığı sürece, bu zaman makası açıldığı sürece, hükümetin de acaba bu olayla ilgili bir dahili var mıdır gibi insanlarda oluşacak kuşku maalesef süreç açısından olumsuz bir takım sonuçları ortaya çıkarabilir diyoruz. Peki, şimdi çok teşekkürler. Oral Çalışlar, Enver Sezgin ve Erdinç Yazıcı. Üç konuğumuzun bu çerçevedeki, yani olayın oluş biçimi ve BDP'nin bu yaklaşımı konusundaki görüşlerini almak istiyorum. Önce Oral Çalışlar. Şimdi bir kere insan öldürülmüş ve kalabalığın üzerine ateş açılmış. Bu bence gezi olayları sırasında da tartışılması gereken, güvenlik güçlerinin başvurduğu yasaların ötesinde, bence yasal olarak bir yasaların aşılması var. Yasal bir suç var bence. Yani hükümetin bir kere bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Gösterdiği söyleniyor. Yani dört müfettiş, ama bu teftişlerin de hakikaten teftişe benzemesi gerekiyor. Şimdi biz kararlı, emin, tabii, hızlı, acil bir şey yapmalı. Şimdi şu iki şık var. İdris Bey'in söylediği gibi, ya hükümet bunun böyle davranılması konusunda dolaylı veya direkt hoşlanıyor böyle bir müdahaleden, yahut da hoşlanmıyor. Ama eğer birincisi söz konusuysa, o zaman yine İdris Bey'in söylediği şey konusu, yani sürecin sabote edilmesi konusu gündeme. İşte ben de onu söyleyeceğim. Yani eğer ki hükümetin, benim kanaatim, hükümet bu sürecin bozulmasını istemiyor. İstemiyor. Benim edindiğim izlenim, bütün konuşmalardan çıkardığım, görüşmelerden çıkardığım sonuç bu. Ama ya bir yandan da titizlenildiğine dair baskın mesajlar var hükümet kanadından süreçle ilgili. Tamam, bu var. Ama sonuçta ortada bir yurttaşımız öldürülmüş, 9 yurttaşımız da ağır yaralanmış, kurşunla yaralanmış. Yani bu kurşunlara gerek olmadığı, böyle bu aşamaya gelmediği, silahın ne zaman kullanılacağına dair bir sürü kanuni sınırlamalar var. Hatta gaz bombasının ne zaman... Mesela gaz bombası için en son çare deniyor yani. Tabii, ama bizde maalesef... İlk yani, çare. İlk çare gibi kullanılıyor. Şimdi o yüzden bir kere bence güvenlik güçlerinin bir hizaya girmesi gerekiyor. Eğer hükümet süreci samimi olarak götürmek istiyorsa, bu tür insanların canına kasteden güvenlik güçlerinin bir an önce bunu yapamayacak hale getirilmesi gerekiyor. Bu nasıl yapılırsa onu bizden daha iyi bilir idare. Görevden alırsın, soruşturma açarsın, başka türlü yollara başvursun, mahkemeye sevk edersin falan. Bunların yapılması gerekiyor. Yani oradaki karakoldaki yetkililerle ilgili değil mi bu söyledikleriniz? Tabii. Yani onu yaparsın, o da derse ki hayır efendim ben bunun talimatını yukarıdaki albaydan aldım derse, onun da hakkında açarsın. Albaya sorarsın, albaya da derse ki ben komutana sordum, jandarma komutanına, o bana bu emri verdi. Yani çok basit bir soru bu. Ateş emrini kim verdi? Evet. Yani kitlenin üzerine evet, ateş emrini kim yani verdi? Burada yapılacak ateş çok basit bir şey var. Hükümetten biz onu bekliyoruz yurttaşlar olarak. Bir yurttaşımız öldürmüş, 9 yurttaşımız yaralanmış. Gösteri yapıyor. Bu gösteri aşırı gösteri olabilir, çadırları yakmış olabilirler vesaire. Bu hükümet açısından ve asayiş açısından, Türkiye'nin geleceği ve kaderi açısından öncelikli olan, bu cinayete yol açan iş ve eylemin ne kadar yasa dışı olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi tabii bu aynı zamanda hükümetin şeyi sınanması açısından da, yani samimiyetinin sınanması ve sürecin devamı. Yalnız onun değil, ben de istiyorum ki, ben çünkü sürecin selametle gitmesini istiyorum. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Onun için ben hükümetten bu konularda ciddi olmasını istiyorum. Peki. İkincisi. İkincisi tabii burada bence BDP'ye de şey görevler düşüyor. Göstericilere de görevler düşüyor. Şimdi eğer orada da şu nokta. Genel bir şey söyleyeceksen. Hayır, onu konuşacağız. Yok, genel bir şey söylemiyorum. Yani bu eylem sırasında da yani daha dikkatli ve duyarlı da, eğer madem Kürtler, ki biz işte Güneydoğu raporlarından biliyoruz, Akil insanlar gezilerinden biliyoruz ki Güneydoğu halkının neredeyse %99'u, yani Kürtlerin %99'u, %100'e yakını süreci destekliyor. O zaman bu sürecin dikkatli gitmesi için herkes eylem yaparken de dikkatli olmalı, yani özenli olmalı. Süreçten bağımsız. Yani artık bu Türkiye'de demokratik, Kürdü de, Türkü de şunu öğrenmeli. Demokratik, barışçıl, protesto gösterisi yapmayı öğrenmeli. Öğrenmemiz çünkü gerekiyor. Çünkü üzerine ateş açılıyor. Senin oradaki küçük bir taşkınlığın ya da büyük bir taşkınlığın açılan ateşin bir gerekçesi haline getiriyor. Ona da lüzum yok. Ben şiddet içeren
muhalefet eylemini de doğru görmüyorum. Hiçbir zaman şiddet içermemeli yani. Gösteriler. Hiçbir zaman içermemeli. Yani taş dağıtmamalı. Neyse eline pankartını alsın gitsin yapsın görüştü. Peki şimdi. Yani bu konuda da karşı tarafında bence daha ben BDP'ye söylemiyorum. BDP'liler çok, gerçekten çok dikkatli açıklamalar yaptılar. Onların duyarlılığına da teşekkür etmek lazım süreç adına. Ama bu gösterilerdeki şiddeti de ciddi bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Erdinç Yazıcı. Evet, merhabalar. Merhaba. Öncelikle şunun üzerinde durmak gerekiyor ki bütün Lice olaylarını bu çözüm sürecinin makro bağlama içerisinden ele almak daha yararlı olacak. Bazı konuların anlaşılması açısından daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Bir defa Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük barış ve çözüm projelerinden birisini devreye sokuyor. Hükümet bununla ilgili çok büyük bir kararlılık ve risk üstlenmiş durumda. Çeşitli defalar Sayın Başbakan ve hükümet yetkilileri bunu ortaya koydular. Ve bir süreç başladı. Sürecin tarafları süreci güvenlik içerisinde geleceğe taşıyabilmek ve Türkiye'nin bu en büyük barış projesini sağlıklı bir şekilde başarabilmek bakımından sorumlu davranmak zorundalar. Bunu bir kere ortaya koymak gerekiyor. İki, bir defa son derece eklentileri ve boyutlar olan böylesine çetrefil bir sorunun çözüm süreci içinde bazı problemlerle, sorunlarla karşı karşıya kalınması son derece doğal. Dolayısıyla gerek hükümet tarafı, gerek BDP tarafı ve örgüt bu süreci bu riskler karşısında en iyi şekilde yöneterek geleceğe taşıma sorumluluklarına sahip. Öyle bakıldığı zaman Lice olayını bu bağlamda ele alındığı zaman yeteri kadar sorumlu yaklaşılmış mıdır? Olanları anlayabilmek ve makul bir şekilde yaklaşarak çözüme odaklı bir şekilde süreci yönetmek bakımından bugün kavrama biçimi doğru mudur? Bence böyle bakıldığı zaman bazı sorunlarla karşı karşıyayız. Mesela halen daha BDP tarafı ve örgüt tarafı bu çözüm sürecinin mantığını anlamakta sorunlarla karşı karşıyalar. Mesela ne sebeple karakollara protesto edilmektedir ve karakolların yapımı gereksizdir. Yani bir kamu otoritesi Türkiye'de olacaktır. Güneydoğu'da Türkiye'nin bir parçasıdır. Ve orada da karakollar olacaktır. Güvenliği sağlayabilmek bakımından. Yani karakollar ne arzu edilmek isteniyor? Son 15-20 günde Cizre başta olmak üzere bazı yerlerde ortaya çıkan fotoğraflar, öz denetim güçleri vesaire mantığı BDP'nin açıklamaları çerçevesinde anlaşılıyor ki bu süreç oldukça yanlış bir boyutta da anlaşılabilecek bir mahiyet kazanmak üzeredir. Yani Türkiye'nin güvenlik tedbirleri alması, şiddeti 30 yılı aşkın bir şiddet ikliminden bahsediyoruz. Eli silahlı insanlardan bahsediyoruz. Şiddete demin Oral Çalışlar çok doğru dedi. Şiddet kültüründen beslenen bir iklimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iklim içerisinde şiddeti minimize edecek demokrasi kültürünü, doğal protesto hakkını, demokrasi iklimini gerçekleştirecek bir zeminin sağlanması gerekiyor. Bunu da sağlayacak öncelikle kamu gücüdür. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir karakol yapımına itiraz etmek, karakolların olmaması gerektiğini düşünmek, hele hele böyle bir dönemde bunun üzerinden bir siyaset götürmek anlaşılabilir gibi bir şey değildir. Çünkü Türkiye uzun yıllar sonra ilk defa güvenlikçi politikalardan vazgeçtiğini, sorunun muhtelif mahiyetleriyle ele alıp çözmek istediği iradesini ortaya koyan bir hükümetle, bir başbakanla karşı karşıyadır. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın hükümetin üstlendiği, aldığı riske cevap mahiyetinde olacak bir sorumluluk mutlaka BDP'den beklenmektedir. Yani ne sebeple bu protestolar olmaktadır? Bir süreç başlamıştır ve arkasında son derece sağlam bir irade vardır. Erdinç Bey. Yani dolayısıyla Erdinç bu iradenin Bey, BDP Erdinç tarafından Bey. Da... Erdinç Bey, çok özür dilerim. Hemen soralım mı Sayın Baluken'e, İdris Baluken'e, BDP Grup Başkan Vekili. Niye rahatsızsınız siz bu karakollardan? Niye protesto ediliyor? Yani sizi neden rahatsız ediyor bu karakollar? Çünkü Ahmet Bey, bu karakolların bizim hafızamızda oluşturduğu çağrışımlarla Erdinç Bey'in ya da batıdaki herhangi bir vatandaşın hafızasında oluşturduğu çağrışımlar aynı değildir. Yani bir empati duygusunu yaratmadan çözüm sürecini ilerletmek de mümkün değildir. Kürt sorununa kalıcı bir çözüm de
bulmak mümkün değildir. Bizim açımızdan bölgedeki karakolların şöylesi bir hafızası vardır. Karakollar yıllarca bölgede yakılan, boşaltılan köyleri çağrıştırıyor. Karakollar göz altında kayıpları, işkence altında ölümleri çağrıştırıyor. Karakollar bugüne kadar bölgede asit çukurlarında eriyen genç bedenleri çağrıştırıyor. Karakollar Lice'de, bırakın bütün bunları, Lice'de Ceylan Önkol'u çağrıştırıyor. Şimdi böylesi toplumsal hafızası olan bir halk karakolların yapılmasını alkışlayıp büyük sevinç gösterilerinde mi bulunacak? Böyle bir şey var mı? Kaldı ki bu çözüm sürecinin yol haritasında birinci aşamada bir bütün olarak bölgenin silahlardan arındırılması, demokratik bir tartışma zemininin açılmasından bahsediyoruz. Bu yönüyle PKK gerillaları sınır dışına çıkmaya başladığı dönemde siz bölgede bu toplumsal hafızaya sahip karakolları yaparsanız, koruculuk kadrolarını bölgeye gönderirseniz, silahsızlanmayla ilgili unsurları devreye koymazsanız, burada tabii ki ciddi bir takım rahatsızlıklar peki, oluşabilir. Ama İdris ve bu Bey, rahatsızlıklarla ilgili ki, demokratik... Ama İdris Bey diyorlar ki biz bunların hiçbirini yeni başlatmıyoruz. Hani böyle sanki barış süreci başladı, hadi biz de biraz karakol yapalım şeklinde bir şey değil bu diyor. Çok önceden planlanmış bu karakolların inşaatı diyorlar. Bu cevap sizin için tatmin edici değil mi? Hiçbir şekilde tatmin edici değil. Bakın TOKİ'nin vermiş olduğu rakamlarda 140'ın üzerinde yeni karakolun bölgede yapıldığı söyleniyor ve hedef olarak da bir 160 karakolun tekrar yapılacağı söyleniyor. Biz de bölge halkından şunu duyuyoruz. Bu kadar fazla karakolun yapılması, Dersim'de 40'a yakın, Bingöl'de işte 20'nin üzerinde, Ahmet'te, Şırnak'ta bu kadar karakolun yapılması ciddi bir savaş hazırlığı olarak halkta bir duygu uyandırıyor. Peki ama başbakan bir dakika, karakollara karşı... İdris Bey, başbakan diyor ki sınır dışı için, yani bu içeriye yönelik değil dışarıya yönelik bu karakollar diyor. Yani bizim bir sınırımız var, memleketimizi korumamız gerekiyor, biz halkımıza, kendi ahalimize yönelik yapmıyoruz bu karakolları, dışarıya yönelik yapıyoruz diyor. Bu da mı tatmin etmiyor sizi? Peki Bingöl'ün, Dersim'in, Diyarbakır'ın hangi ülkeyle sınır olduğunu düşünüyor başbakan? Yani Sayın Başbakan sınır bölgesindeki karakollar için diyelim böyle bir gerekçe ortaya koydu. Ama bölgenin tamamında, sınır olmayan kentlerin tamamında da bu şekilde yoğun bir hareketliliğin olduğunu bölgeye gittiğinizde siz de gözlemlersiniz. Kaldı ki şöyle bir hakkı yok mudur bu halkın? Yani hükümetin rahatsızlık duyduğu politikalara karşı demokratik bir tepkisini ortaya koyma hakkı yok mudur? Biz çözüm sürecini konuşurken, çözüm sürecini başlatırken şöyle bir çerçeve ortaya konmadı mı? Silahlı mücadele bitecek, demokratik siyasi mücadeleyle hak ve özgürlük talebi gündemleşecek denmedi mi? Fikirlerin, siyasetin konuştuğu, silahların sustuğu bir ortamdan bahsetmedik mi? Silahların sustuğu bir ortamda halkın konuşması, halkın kendi rahatsızlığını dile getirmesi kadar meşru, demokratik bir şey olabilir mi? Peki. Bakın bu son Gezi Parkı ile ilgili gelinen aşamada Sayın Başbakan Gezi Parkı ile ilgili Taksim dayanışmasıyla görüştükten sonra şöyle bir karara vardı. Biz Gezi Parkı ile ilgili planlama için plebiste ya da referanduma gidelim dedi. Buyurun, bölge halkının oradan yükselttiği sese eğer duyarlıysanız, bölge halkının demokratik bu tepkiselliklerini kendi politikalarınız için önemli bir hassasiyet noktası olarak ele alacaksanız, buyurun gidelim bölge halkına sorun. Peki. Plebisit yaparsınız, referandum yaparsınız. Peki. Bölgede karakolların, kalekolların, koruculuğun, güvenlik barajlarının ne yaptığını halka sorun, ona göre planlamanızı İdris yapın diyorum. Bir virgül atın. Erdinç Hoca. Birkaç söz ekleyebilir miyim? Tatmin etti mi? Ederseniz, Ahmet buyurun, buyurun. Valla maalesef hiçbir şekilde tatmin etmedi. Çünkü demokrasiden konunun
ne anlaşıldığı ile ilgili büyük problemler var ya. Demokraside karakol olmaz. Karakoldan rahatsız oluruz. Demokrasi düzen gerektirme, düzensizlik işin tabiatı gereğidir. Protestocular şiddete istedikleri zaman sınırları aşıp başvurabilirler. Buna karşı çıkmak yani böyle gerekmez. Bir durum yok. Dolayısıyla şunu anlamamız gerekiyor. Yok. Türkiye büyük bir şiddet sorunuyla karşı karşıyaydı. Çok büyük bir anlayışla bir zemin oluşturuldu. PKK Türkiye dışına çıkıyor. Silah bırakmasına dönük demokratik siyasal süreçlerin açılmasına, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yeni entegrasyonuna dönük çok büyük adımlar atılıyor. Dolayısıyla burada tarafların çok büyük bir sorumluluk göstermesi gerekiyor. BDP özellikle burada çok büyük bir sorumluluk sahibi. Burada demokrasiyi savunmak, insan haklarını savunmak, BDP'nin öncelikli sorumluluğu evet savunsun. Ama şiddete karşı çıkmak, protestonun mahiyeti, demokratik hüviyeti konusunda daha sağlıklı bakış açılarına sahip olmak gerekiyor. Yani dağ başında yapılmakta olan bir karakola protesto ederek hangi demokratik tepkimizi gösteriyoruz? Yani karakollar olmasın mı? Yani karakollar antidemokratik mahiyette eylemler, aktiviteler içindeyseler, hukuku askerler çiğniyorsa, evet bütün bunlara itiraz edelim. Hukukun içinde onları korumaya, tutmaya dair hükümet politikalarına itiraz edelim. İkaz edelim hükümeti. Diyelim ki bütün bu kolluk kuvvetlerini demokrasinin ve hukukun içinde tut. Bunlar hepsi anlaşılabilir şeyler. Ama BDP'nin buna dönük itirazları da anlaşılabilir. Karakollar olmasın. Çünkü yani tepki görüyor bu karakollar. Peki, Erdinç algısı, Bey, bir mantığı. Ya hiçbir şekilde anlaşılabilir bir şey değil. Karakollar var zaten Ahmet Bey. Bölgede zaten yeterince karakol var. Bakın bu karakollar neden sınırın diğer yerlerinde, diğer illerinde yapılmıyor da özellikle Kürt illerinde, Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyada yapılıyor? Şimdi Erdinç Bey şunu mu demeye çalışıyor? Yarın veya bir hafta sonra halk tekrar karakolları istemedim diye bir demokratik yürüyüş yapmak isterse bu halkın üzerine ateş açılması meşrudur demeye mi getiriyor? Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi bakın, ben karakolların bu halkın toplumsal hafızasında hangi çağrışımları yaptığını ortaya koydum. Söyledim. Buna karşı demokratik çerçeveler içerisinde kalınmak suretiyle, bunu da özellikle ifade ettim, halkın kendi tepkisini ortaya koyması kadar doğal olan, meşru olan, Erdinç, demokratik olan bir tutum olabilir mi? İdris Bey, İdris Baluken, bir dakika. Dolayısıyla bu biz tepkileri, farklı değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Enver Sezgin ve Vahap Coşkun'un ben bu sadece karakol konusundaki görüşlerini almak istiyorum. Enver Sezgin, niye millet karakola kafayı takmış? Şimdi bir kere bakın. Yani ne olur karakol olsa ne olur? Aslında bakarsanız bir şey olmaz. Eğer bütün olaylardan soyutarsanız bir şey olmaz. Ama büyük fotoğrafın içinde düşünmek lazım. Nedir o fotoğraf? Şudur. Bakın mesela Lice. Lice 30 yıllık savaşın en büyük eziyetini çeken yörelerden biridir. Misal 1993 yılında o zamanki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın Lice'de alnına sıkılan bir tek kurşunla öldürülür. Ve kayıtlara PKK'nın öldürdüğü en yüksek rütbeli subay diye, asker diye geçer. Sonra Yüksek Ova çetesinden bir üye, hayır PKK öldürmedi, JITEM öldürdü diye ifade verir. Bu Ergenekon davasında da vardır bu ifade. Şimdi ondan sonra mesela Lice Ablukaya altından alınır. Yüzlerce iş yeri ve ev yakılır güvenlik güçleri tarafından. Lice'de. Yakılır, evet. Lice merkezde mi? Merkezde, evet. Sonra onlarca sivil... Yani general öldürüldükten sonra. Evet, evet. Onlarca sivil... Deniz Baykal içeri giremez. Şimdi onu da söyleyeceğim. Onlarca sivil PKK'li diye öldürüldü. 8-10 yaşındaki çocuklar PKK'li diye öldürüldü. Yani daha doğrusu önce öldürüldü, sonra PKK'li ilan edildi. 75 yaşındaki bir insan da öyle. Daha sonra Baykal oraya gitmek ister ve bir başçavuş onu Lice'ye sokmaz. Başçavuş. O zaman CHP genel başkanıdır Deniz Baykal. Şimdi Lice deyince... Peki işte, yani karakol deyince bunlar mı geliyor Lice'lerin aklına? Tabii ki. Şimdi bakın, karakol niçin şöyle, o zaman o halkın psikolojisini anlamak lazım. Niçin tepki gösteriyor? İşte bu acıları yaşadığı için. Peki olmayacak mı karakol ya? Olacak tabii ki.
Olacak. Yani tamam ben bu karakol acı, olacak. Bu acılar yaşandı diye oraya karakol yapamayacak. Karakol olacak. Şimdi vatandaşlık algıdan söz ediyoruz. Bence bu geçiş döneminin psikolojisidir. Yani şunu demek istiyorum. PKK çekiliyor. Çekiliyor. Öte yandan şimdi PKK'ya destek veren binlerce yüz binlerce insan var orada. Hepimiz biliyoruz. Öte yandan köy koruculuğu duruyor orada. Tersine köy koruculuk kadroları açılıyor. Mesela Van'da. Ama başbakan kaldıracağız dedi. Açıklama yaptı işte şey sizin. Doğru. Akil insanlar. Ahmet Bey ben kendi algımdan bahsetmiyorum. Vatandaşın algısından bahsediyorum. Oradaki insanların algısından bahsediyorum. Şimdi 930 tane hatırladığım kadarıyla yeni kadro veriliyor. Van'da korucu oluyorlar. Şimdi bütün bu fotoğrafı bir araya getirdiğiniz zaman kaygılanıyor. Peki. Vahap Bey. Şöyle mi oluyor şimdi? Mesela ben Lice'de yaşayan bir vatandaşım. Bir şey daha ekleyeyim. Eğer biz, bakınız, eğer hükümet demokratik reformlar atarsa, yani örnek olsun diye söylüyorum, karacakar tutuklarının serbest bırakılması, özellikle hasta tutuklarının serbest bırakılması, ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi ve halk gerçekten de bu reformların başladığına inanırsa karakollara karşı eğilim olmaz. Peki, Vahap Bey şunu bana söyleyin ne olur, bilmiyorum çünkü. Yani devletimiz son 6 ayda, 1 yılda bölgede bir karakol inşa etme kampanyasını başlattı. Böyle mi yani? Sanki BDP'lileri dinlediğimizde böyle bir şey varmış gibi anlıyoruz. Ne olur bize doğrusunu söyleyin. Yani doğrusu nedir bu işin? Bu konu Oral abi de toplantıda en çok konuşulan konulardan biriydi başbakanla. 3 temel sorun var burada. Bir tanesi karakol yapımı, 2 baraj yapımı, 3 koruyucu alımı. Koruyucu alımı konusunda İçişleri Bakanı Muammer Güler de toplantıdaydı. Kesinlikle yeni bir koruyucu alımı olmadığını söyledi. Hatta başbakan... Peki niye koruyucu alımı varmış gibi bir izlenim var? Daha önce alımı yapılmış olanların yeniden göreve başlatılması eğer söz konusuysa yeniden koruyucu alımı yapılıyormuş gibi bir algı doğuyor. Daha önce yapılan anlaşma gereği korucular alınıyor. Bölge halkı da bunların yeni alındığını düşünüyor. İkincisi bu barajları başbakan anlattı. O çok teknik konu girmeyeceğim ama bunun güvenlik politikasıyla ilintili olmadığını, sınır aşan sular sözleşmesiyle ilintili olduğunu ifade etti ve en son karakol yapımı. Karakol nedir? Evet, karakol denildi ki süreç başlandığı andan itibaren kesinlikle yeni bir karakol yapımı başlamış değildir. Bunların hepsi daha önce şeyi yapılan, ihaleleri yapılan, yapımları devam eden karakollardır. Ve onun üzerinden giden bir yapıyı kaç ifade ediyor. Kaç karakol varmış biliyor musunuz? Mayıs ayında yanılmıyorsam TOKİ'nin yaptığı açıklama 142 karakolun bittiğini ifade ediyordu. 142 karakolun bittiğini ve devam eden karakolların olduğunu da söylüyordu. Şu soru sorulmuyor mu mesela? Hı? Şimdi barış sürecine girmişiz. Silahlı unsurlar çekilmeye başlamış. Karşılıklı güven ortamı var. Şimdi bölgeye 145 tane yeni karakolun inşa ediliyor olması tuhaf değil mi yani? Mesela 10 tane inşa edilir anlarım, 20 tane edilir anlarım. Bu aslında şöyle nasıl bir durum. Nasıl bir planlamadır bunu yani, anlamıyorum. Yani birden fazla algıyı yönetmek durumundasınız. Bu karakolların yapımı ne zaman gündeme geldi Ahmet Bey? Hantepe, Dağlıca ve benzeri büyük baskınların olduğu dönemde meydana geldi. Ama yeni baskınlar mı bekliyor? Değil, onu söyleyeceğim. Yani o dönemde de en çok neye eleştirildi? Karakollar korumasız. Toplum kale kol yapımı konusunda devlet, o zaman yapıldı. Tam devlet şöyle bakmıyor mu olaya yani? O dönemin gündeminde o vardı. Çünkü o dönem şiddet tırmanmıştı, terör tırmanmıştı. Karakolda gencecik askerler öldürülüyordu. Şehit ediliyordu ve insanlar da bağırıyorlardı. Bu niye bu kadar devlet olmasın? Şu anda şöyle bakıyor. Yani başbakan o toplantıda da şunu söyledi. Devletin bakışını ortaya koymak açısından. Süreç nasıl ilerlerse ilerlesin bizim bu karakollara ihtiyacımız olacak. Böyle diyor. Yarın evet. Sınır ötesi için söylüyorum. Hem sınır ötesi için hem sınır için dedi. Yani sınırdaki olaylarda örneğin iki köy karşı karşıya geldiğinde karakol devreye girecek. Dolayısıyla. Şöyle yapalım mı? Bir virgül atın beni tamam. Çok sıkıştırıyorlar. Reklam verelim sonra hemen sizinle devam edelim, bunu konuşalım. Yani çünkü bu önemli bir konu. Biz anlamıyoruz yani. Mesela bir bölge halkı niye karakollara itiraz evet. ediyor bunu anlamıyoruz. Onu güzel anlattı hem Enver Sezgin hem de İdris Bey o şeyi tarihi geçmiş bir değil hafıza, evet. bir hafıza o hafıza devreye giriyor. Yani o bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Onu sizin anlatmanızla anlayabiliriz. Tabii güncel sebepler de var yani. Ama bir yandan da şunu söylüyoruz. Devlet barış sürecinde niye 140 tane karakol yapmaya çalışıyor? Onu da siz anlattınız ama orada benim kafama takılan konular var. Size soracağım. Kısa bir ara konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
Bellona'nın sunduğu Tarafsız Bölge devam edecek. Hayda! Hadi sana kaymama! Halay sıkıştı! Asıl ben sıkıştım! İlerleyemiyorum! Olur mu hiç? Bu senin en güzel günün! Düğün dernek güzel de bunun masrafı da olacak. Ömrü de balayı ister. Dur üzülme. Halayını çek. Gerisini garanti halledecek. Hayda. Garantiden yaz kredisi geliyor. %0,69 faizli 5 lira masraflı kredi. Düğünde tatilde rahatlatır. Kredi garantiden alınır. Ay karısı başıma. Bizi buraya doğamız getirdi. Bizi buraya özgürlük arayışımız getirdi. Bu bizim DNA'mızda var. Yenilikler getiririz. Çünkü biz buyuz. Dünya görmeye değer. Dünya göz. Kızlar, bunca güzellik ürünü niye? Bu, bu ve benim olayım basit. Tek ihtiyacım yeni Head & Shoulders komple bakım. Denimlemesine temizler, kepiği önler, kolay şekillenmesi için bakım yapar. Muhteşem saçlar için tek şişe. Yeni Head & Shoulders komple bakım. Head & Shoulders, dünyanın bir numarası. Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız? Dünya görmeye değer. Dünya göz. Beko'dan işletme sahipleri için akıllı çözüm. Yeni nesil Beko Yazar Kasa POS. Yazar kasa ve POS makinesinin bir arada olduğu yeni tebliğe uygun Beko Yazar Kasa POS 36 taksitle Beko ve Arçelik mağazalarında sizi bekliyor. Trabzon'da muhlama ve alkış sesleri, İzmir'de aynı masada kereviz sessizliği. Farklı yerlerde olsak da istikballe 56 yıldır aynı evdeyiz. Yenilenen renkli dünyamızla bundan sonra da hep beraberiz. Buzdolabınızdaki sık tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerinizi ayırmaya ne dersiniz? LG Door Indoor pratik kapıyla ürünlerinizi akıllıca düzenleyin, istediğiniz her şeye hızlıca ulaşın. Rahatlığınız için kolay erişim. LG Door Indoor buzdolabı. Hyundai ile hayal gücünüzün sınırlarına kadar gidin. Her yolculuğunuzda. Hyundai ile hayalleriniz size çok daha yakın. Live Brilliant. Hyundai. Dünya görmeye değer. Dünya göz. Bu sıcakta seni ne ferahlatır? Denemeden bilemezsin. Fuse, yeniliğe aç kendini. Dünya görmeye değer. Dünya göz. Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız? Dünya görmeye değer. Dünya göz. İstanbul'un yatırım değeri yüksek projelerini inşa ediyoruz. 48 yıldır.
İnanlar, geçmişi okuyarak yeni geleceği yazar. Bellona'nın sunduğu Tarafsız Bölge devam ediyor. Çok sayıda soru var sizden. Demek ki merak edilen bir konu. Şu karakol meselesini bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi kaç karakol yapılıyordu Mayıs ayından itibaren? Ya Mayıs ayına kadar 142 karakolun bittiğini, rakam 3 aşağı 5 yukarı olabilir ama TOKİ'nin açıkladığı rakam buydu. Bunlar böyle hiç olmayan bir yere yeni bir karakol mu yoksa var olan karakolları kuvvetlendirme? Bazı yerlerde var olan karakolları tadilat etme, bazı yerlerde de var olan karakollar çok kötü oldukları için onların yerine yeni karakollar yapmak şeklinde. Peki yani eğer mesela bir karakolu baştan alıp yeniden inşa etmekse mesele, buna tepki gösterilmemesi lazım. Yani zaten orada bir karakol var. Onu daha bu biraz kaç... büyütüyorlar. Biraz büyütüyorlar. Daha sağlam hani sayı da artıyor ama. Sayı da artıyor. Bazı küçük karakolları kaldırıyorlar anladım. O zaman yeni karakol. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Ya bana ne olur şunu söyleyin. Yeni karakol mu yapıyorlar? Var olan karakolları mı kuvvetlendiriyorlar? İkisi de var. İkisi de kaç? Var. Bazı kaç? Karakolları sayıları da kaldırıyorlar. Yeni ikisini üçünü birleştiriyorlar. Korunamaz halde. Sayıları kaç bunların yani? Belli değil mi? Ya, o sayı bende de net bir sayı yok. Peki devlet şeffaf mı bu konuda? Şimdi bu konuda aslında bunu gidermenin çok basit bir yolu var Ahmet Bey. Yani demin de söyledik. Başbakan toplantıda dedi ki yeni yapılmış bir ihale yok. İçişleri Bakanı da bunu söyledi. Aslında şunu İçişleri Bakanlığı yarın kendi internet sitesinde ne zaman bunların ihalelerinin yapıldığını, bu süreç içerisinde yeni ihale yapılıp yapılmadığını. İhaleden önce benim kaç tane yapıldı? Kaç tane? Onu söylüyorum. Kaç tane yapıldığını, kaç tane yenileme, kaç tane yepyeni bir karakol olduğunu çok açık bir şekilde açıklayabilir internet sitesinde ve bu konudaki bütün tezviratlar da ortadan kalkıyor. En şeffaf yöntemi bu. Bölge demek ki bir bilgi eksikliği de var. Bilgi eksikliği var elbette ve bilgi eksikliği üzerinden de sürekli olarak farklı siyasal pozisyonlar alınıyor. Vahap Bey bir devam edeceğiz de. İdris Bey bir siz hakim misiniz konuya? Yani kaç yeni karakol yapılıyor? Bir. İki. Yapılan karakollardan kaçı yenileme, kaçı yepyeni karakol? Bunu biliyor musunuz? Yani bu konularda elinizde bir veri var mı? Bir veriye dayalı olarak mı konuşuyorsunuz? Tabii bu konuda TOKİ'nin kendi yapmış olduğu açıklamalar da var. Yani 402 kale koldan 149'unu tamamladığını ifade ediyor. Bunlardan 114'ünü teslim ettiğini, 166'sının da şu anda çalışmalarının devam edildiğini söylüyor. İdris bakın Bey, demin siz çok İdris önemli Bey, bir şey bak, söylediniz. Şunu merak ediyorum. Bana ne olur 10 ya da 20 karakol olsa anlaşılabilir bir durum. Şunu merak ediyorum. Mesela bir Lice'nin bir köyünde bir karakol var. Fakat bu karakol inşaatı yani o karakolun inşaatını güçlendirmek. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey. Bir karakol inşaatını güçlendirmek, oraya yeni bir takım unsurlar eklemlendirmek bu rahatsız edici bir şey olmasa gerek ama yepyeni bir karakolun yapılması başka bir şey. Şimdi sizin elinizde yepyeni karakol yapıldığına dair kaç yepyeni karakol yapıldığına dair bir veri var mı? Ahmet Bey zaten açıkladığım TOKİ rakamları yeni karakolları belirten rakamlar. Yani öyle mi? Bu 114'ünün teslim edildiğini, 166'sının çalışmaların devam ettiğini söyleyen rakamlar zaten yeni karakollar için. Yani, TOKİ orada bu karakollarla eskiden, ilgili bu karakolların yapıldığı yerde eskiden herhangi bir karakol yokmuş, öyle mi? Yani onu tam olarak hani net şu karakol kullanılamaz olduğu için yerine yeni birisi yapılıyor gibi bir bilgiye sahip değilim. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Bakın sadece olay karakolla ilgili bir olay da değil. Şimdi köy koruculuğuyla ilgili orada konuştunuz. Sanki hani sanal bir takım senaryolar varmış gibi ortaya konuyor ama bakın ben bu çözüm sürecinde kendi seçim bölgem olan Bingöl örnek vereyim. 1200 köy korucusu, yeni köy korucusu kadrosu gönderildi ve 1000'e yakın alım yapıldı. Yine aynı şekilde burada
Rakamlar var elimizde. Bitlis'e 600 yeni korucu kadrosu gönderildi. Van'a 960 korucu kadrosunun gönderildiği ve köylere ilanlar yapıldığını biliyoruz. Batman'a 600 korucu alımı yapıldı. Güvenlik barajlarıyla ilgili yine Şırnak, Hakkari sınır hattında 103,5 milyon liraya 7 güvenlik barajı yapıldı ve bunların sayısının 11'e çıkarılacağı peki devletin resmi açıklamalarında ifade ediyor. Bu korucu, yani sadece karakollar üzerinden değil, bir bütün olarak resmin tamamına baktığınız zaman ortaya konan yaklaşım insanlara güven vermiyor. Anladım. Peki Vahap Bey, yani korucularla ilgili Oral abi sen mi söylemiştin? Koruculuk ne? Başbakan koruculuğu kaldırıyor. Vahap söyledi Vahap. Yani şöyle. Koruculukla ilgili bir korucu kadrosu var. Açmıyoruz dedi. Öyle bir şey yok dedi. İdris Bey'in verdiği rakam. Ben, yani biz işte ikisi de söylediler yani biz bu başka evet türlü nasıl ya İdris Bey'in söylediği doğru ya başbakanın söylediği doğru. Siz ne diyorsunuz bu çelişkiye? Yani bizim orada özellikle hem bu koruculuk konusunda hem Sayın Başbakan hem Sayın İçişleri Bakanı yeni bir korucu kadrosunun söz konusu olmadığını, aksine koruculukla ilgili ciddi bir çalışmanın, yani genel olarak bütün korucuları kapsayan bu rakamları nasıl değerlendirmek lazım? Bu rakamlar işte bilgi bu konuda hani İdris Bey'in söylediği mutlaka bir takım bilgilere dayanarak söylüyorlardır bunu. Eğer bunlar yeni bir alım mıdır? Yeni bu süreç içerisinde yapılmış bir alım mıdır? Yoksa daha önce alımı yapılmış da şimdiden mi görevlendirme? Çözüm süreci içerisindeki alımlardan bahsediyorum. Evet, o zaman eğer bu tabii. Peki siz bu rakamları nereden biliyorsunuz? Yani sizin yani Bingöl'de şu kadar korucu alındı mesela. Bu bilginin kaynağı nedir? Bu bilgiyi zaten görüştüğümüz İçişleri Bakanlığı yetkilileri de doğruluyorlar. Bu konuyu Bingöl kamuoyunda ilan edilen korucu kadrolarıyla ilgili belgeler de doğruluyor. Bu konuyla ilgili Bingöl'ün köylerinde yapılmış olan çalışmalar da doğruluyor. Peki. Yani sadece bu çözüm süreci içerisinde size objektif bir laboratuvar sunuyorum. Bingöl'de alınan korucu sayısını ortaya çıkarın. Bu konuyla ilgili yaklaşımın ne olduğunu açık ve net olarak görürsünüz. İdris Hükümet Bey. Tabii ki bir taraftan çözüm süreci devam ederken diğer taraftan bu şekildeki uygulamaları gerekçelendirme çabası içerisine girecektir. Ama bu doğru olmayan bir tutumdur. Peki İdris Bey. Önemli olan barış sürecinden önce gerekçelendirmeye kalkmadan barış sürecinden önce bu korucuların anlaşmaları yapılmış ama işte atamaları da barış sürecinden sonraya denk gelmiş olabilir mi? Bu bir böyle bir gerekçe mesela sizin için tatmin edici bir gerekçe olamaz mı? Sizi tatmin eder mi böyle bir gerekçe olabilir mi? Bu çözüm süreciyle ilgili hükümetle yaptığımız görüşmelerde ya da başbakanın kamuoyuna yansıyan açıklamalarında başbakan koruculuk sistemin lağvedileceğini söylüyor. Şimdi böyle bir açıklama var ise ortada, o zaman yeni korucu alımlarıyla niye böyle bir güvensizlik ortamı yaratılıyor? Yani bunun pratik sahada bizim karşımıza çıkan bir duygusu var. Kürt halkında uyandırdığı bir tepkisi var. Peki dolayısıyla size bunu da önemsemek zorundasınız. Peki, bakın bugün 160 karakol yerine 160 karakol yerine Kürt illerine hastane yapılsa, fabrika yapılsa, altyapı yapılsa, üst yapı yapılsa, okul yapılsa, halkın uyandıracağı duygu, ortaya koyacağı tepki farklı olur. Ama hastanenin olmadığı, okulun olmadığı yerlerde, altyapının, üst yapının olmadığı yerlerde karakol yaparsanız bunun oluşturacağı duygu farklı peki olur. Peki Lice'de, yani, Lice'de protesto edilen, Lice'de protesto edilen karakol yeni bir karakol mu? Şimdi bu konuda yani bize arkadaşlarımızın ilettiği, yerelde de çünkü arkadaşlarımız incelemelerde bulundular. Eski karakolun dışındaki bir sahada yeni bir karakol olduğunu söylüyorlar. Hükümet de bunun var olan karakolun genişletilmesiyle ilgili bir çalışma olduğunu söylüyor. Yani neticede biz kendi yapmış olduğumuz görüşmelerde, kendi arkadaşlarımızın aktarımlarında, Lice halkının aktarımlarına güveniyoruz. Ve
bugüne kadarki yapılan açıklamalara da baktığımızda daha çok resmi açıklamalardan çok Lice halkının söylediği söylemlerin doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi zaten siz Lice'de yeni karakolda yapsanız, eski karakolu genişleterek yeni bir güvenlik alanı da oluştursanız, bu Lice halkının demokratik tepkisinin bu şekilde bastırılması gerekçesini ortaya koymuyor. Peki ama neticede İdris Bey, biz İdris bir Bey, hafta sonra şöyle bir sorun bir yok ay sonra mu? Yeniden şöyle böyle bir şöyle bir sorun yok mu? Siz mesela şu anda barış sürecinin içindesiniz. Yani çok üzerinde sizin de titizlenmeniz gereken, hükümetin de titizlenmesi gereken bir süreç bu. Neden bunu böyle hani bir protesto etmek, hatta biraz şiddetli bir şekilde protesto edilmesinin önünü açıyorsunuz? Gerçi bu soruya biz bunu organize eden biz değiliz diye cevap verdiniz ama yine de kendi kitlenizi bu konularda sürecin de gerektirdiği şekilde daha uzlaşmacı bir noktaya taşımanız gerekmez mi? Çünkü Erdinç Bey sürekli ona vurgu yapıyor aslında. Diyor ki yani çok büyük bir olay oluyor diyor. Yani büyük olay barış süreci. Şimdi bu olay olurken böyle karakolu gerekçe göstererek bir protesto içerisine girilmesinin doğru olmadığını söylüyor. Yani bu görüş sizi etkilemiyor mu hiç? Ahmet Bey, bahsettiğiniz bütün diyalog yöntemlerini biz denedik. Hükümetle yapmış olduğumuz görüşmelerde, bakanlarla, başbakan yardımcılarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde bunların aşılması gerektiğini, bu uygulamaların getireceği tehlikeyi biz hükümetle müzakere ettik. Ancak buna yönelik bugüne kadar somut olarak halkı tatmin eden, kaygıları azaltan, bu anlamda halkın duygusunu anladığını ifade eden herhangi bir yaklaşım ortaya çıkmadı. Peki. Peki şimdi BDP'den diyalogla hal edemediği bir sorun için protesto hakkını da kullanmaması mı isteniyor? Peki. Eğer protesto hakkını BDP kullanmayacaksa, demokratik tepkisini, demokratik yürüyüşünü ortaya koyamayacaksa, BDP'nin bu süreçte eve gidip oturması mı bekleniyor? Böyle bir şey olabilir mi? Enver, neticede biz demokratik siyasi mücadelenin bütün argümanlarının genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Enver Sezgin, bu kitlesel karakol karşıtlığı hangi ruh haline dayanıyor? Şu, söylendi gerçi ama hani bir bakın şöyle. Bir kere bu o bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türklerin yaşadığı bölgelerde jandarma karakolu algısı 30 yıllık savaştan önce de iyi bir yere oturmuyor. Maalesef iyi bir yere oturmuyor. Bunu bilmekte fayda var. İkincisi, bakın vatandaş şöyle bakmaz. Yeni karakol mu yapılıyor? Karakol güçlendiriliyor mu? Efendime söyleyeyim, karakollar mı birleştiriliyor? Kalekol mu yapılıyor? Orada bir karakol yapımı varsa hangi nedenle olursa olsun tedirginlik duyar. Şundan dolayı bir geçmişi var. Vahap'ın söylediği gibi. İyi bir algı yok. İkincisi de şimdi bakın vatandaşın bir kesimde de şöyle bir şey vardır. Ya PKK çekildi. Tamam mı? Köy koruculuğu duruyor. Eskiye dayansın dayanmasın yeni kadrolar alınıyor. Ve kendisini karakollar inşaatı. Güvensiz ve karakol inşaatı güvensiz hissediyor. Şimdi bu güvensizliği anlamakta fayda var. Yani bu güvensizliği, devletin bu güvensizliği anlayıp bunun üzerine bir çalışma yapması. Bu güvensizliği, bakın bu güvensizliği ortadan kaldıracak tek argümanımız demokratikleşmedir. Ancak demokratikleşme ile karakol algısını değiştirebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu eylem ilk değil. Daha önce şeyde de yapıldı, Şırnak'ta yapıldı bu eylem. Uludere'de yapıldı, karakollara karşı Tunceli'de yapıldı. Hükümetin bunu görerek tedbir alması gerekiyordu. Yani aslında Lice olayı olmayabilirdi. Eğer hükümet önlemler önceden önlemler alsaydı. Peki o eylemlerde olay çıkmadı? Hiç olay çıkmadı. Demek ki aslında şöyle oldu. Evet. Yine karakolun önünde mi yaptılar? Kim kullanırsa kullansın şiddet İyi bir şey değildir. Hele bugünlerde şiddet barış sürecinin düşmanıdır. Peki ama karakolun önünde mi yaptı? Evet evet. Şırnak'ta karakolun etrafını sardılar insanlar. Demek ki oradaki jandarma sağduyulu davranmıştır. Eylemciler de sağduyulu davranmıştır. Hiçbir olay olmamıştır. Burada, Lice'de? Burada maalesef istenmeyen hadiseler oldu. Burada demek ki aslında
Bakın neden ne olursa buradaki olsun. Sağduyu noksanlığı sadece güvenlik güçlerinin mi yoksa eylemcilerin mi? Onu tam iyi bilmiyoruz tabii ki. Kim kullanırsa kullansın şiddet iyi bir şey değil. Kim kullanırsa kullansın. Molotof atmışlar. Yanlış. Ama bu demin söylediğiniz gibi bir vatandaşın ölümünü haklı çıkarmaz. Bakın Diyarbakır valisinin şimdi şöyle bir şey. Kaymakamın şimdi, biraz susması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir şey mesela bir seyircilerimiz diyorlar ki ya molotof atmışlar. Tamam molotof atmışlar. Atmamalılar. Atılamaz. Molotof şiddete girer. Ama girer. Molotof attı diye adamın üzerine de bakın, otomatik silahla ateş açmayacaksın yani. 15 gün önce Batman'da. 10 gün orada kaldım. Gezi hadisesinin en yüksek olduğu dönem. Şimdi gençlerle sohbet ediyoruz. Ve Gezi'deki gençleri konuşuyoruz. Pek çok genç şunu söyledi. Ya dedi bakın bu tomalar bizim oradan gittiler oraya. Toma ne ki? Biz bir eylem yaptığımız zaman bize doğrudan kurşun sıkıyorlar. Buyurun. Peki şimdi Erdinç Bey size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bir diyorlar ki hem Vahap Coşkun söyledi. Hem İdris Bey söyledi hem de Enver Sezgin söyledi. Ya bu karakol algısı. Bunun bir tarihi var, hafızası var. Korucu meselesi. Devletin de, hükümetin de bu konularda biraz sorunlu bir tutum izlediği konusunu düşünüyor musunuz siz de? Yani daha farklı bir strateji geliştirilemez mi? Mesela karakol, yaparsın karakol ama bölge halkına anlatırsın. BDP ile diyalog kurarsın, BDP'lilere anlatırsın. Bunun sayısı şudur, maksadı budur, ikna edersin. Yani böyle bir çalışma, böyle bir iletişim çalışması içerisine girilmediğini görüyoruz. Yani mesela Vahap Bey'e soruyorum kaç tane var? İşte elindeki bölük pörçük bilgiler. İdris Bey'e soruyorum işte TOKİ'den oradan bir bilgi almış. Kaçı yeni, kaçı bir bilgi iletişim eksikliği, bir bilgi eksikliği de var. Böyle bir problem görüyor musunuz? Tabii katılırım bu yöndeki eleştirilere katılırım. Bir algı yönetimi meselesi var, kesinlikle var. Diğer taraftan diğer konuşmacıların tespitleri önemli. Yani geleneksel güvenlikçi politikaların simgesel görüntüleri bunlar. Karakol görüntüleri, güvenlik tedbir, ağırlıklı güvenlikçi politikalarla alakalı simgesel öneme sahip, koruculuk vesaire gibi. Fakat bir süreç yönetimi içindeyiz. Yani bütün bunların bir süreç gerektiriyor. Tasfiye edilmesi, yeni bir iklimin yaratılması vesaire. Benim üzerinde durduğum, sizin de destek verdiğiniz konu şu. Yani biraz katkı yapmamız gerekiyor buraya. Ciddi bir şey var, irade var ortada. Yani bu irade acaba sahici mi? Ya burayı geçtik, burayı algılamamız gerekiyor. Sahibi irade bu. Türkiye'nin 10 yılını domine etmiş, 11 yılını domine etmiş bir iktidar var. Onun başında bir başbakan var. Ciddi olarak diyor ki gerekirse acı ilacı içmeye hazırız diyor. Pek çok siyasi riski, siyasi şeyinin hikayesinin son evresinde almış durumda. Dolayısıyla bütün bu sürecin belli bir iklim içerisinde herkesin katkıda bulunarak aşılmasında çok büyük yarar var. Diğer tarafta yani bundan bir yıl önce, iki yıl önce ihale edilmiş karakollar, bunların önemli bir kısmı yapılmış, teslim edilmeye hazır hale getirilmiş. Yani %10'u kalmış, %5'i kalmış. Şimdi bu niye bu karakollar yapılıyor, ne sebeple yapılıyor demenin bir anlamı yok. Bu karakollar yapılacak. Benim üzerinde durduğum konu şu. Artık şuraya gelelim. Bu karakolların oynadığı rol ne? Hukukun içinde kalıyorlar mı? Bütün bu güvenlik kuvvetlerinin hukukun içinde kalarak yürüttüğü güvenlik faaliyetleri, bu demokratik sistem, anayasal düzen vesaire bağlamında yurttaşların temel haklarını ve özgürlüklerini güvence altına alarak ve koruyarak sürüyor mu? Yani bu boyutları ama, kritik ama edebiliriz. Işte Erdinç Bey, demin siz çok işte doğru buyurun, dediniz. Ya buyurun, molotof, Erdinç Bey, molotof bir dakika. Atan buyurun, insan bu karakolların buyurun. Yeni işlevi ne olacak? Yani vatandaşımızın demokratik hukuki haklarını koruyacak mı, korumayacak mı? Buyurun ilk test. Karakolun önünde bir gösteri yapılıyor. Bir parça şiddet de var. Üstüne ateş açılıyor. Yani bu da işte insanların evet. korkularını besleyecek. Yeni travmalar yaratacak. Karakola bakışını
daha da olumsuz hale getirecek bir durum. Öyle değil mi? Doğru diyorsunuz. Siz demin girişte çok güzel izah ettiniz. Halen daha bu konuda sağlıklı bilgilere sahip değiliz. Muhtelif kaynaklardan muhtelif bilgiler geliyor. Bir süre sonra ortaya çıkabilir bu hakikat nedir? İki, hükümet, idare gerekli tahkikatı, gerekli işlemi başlatmış. Bütün bunun sonucunda ne çıkacağı belli değil. Yani ama böyle bir şey gerçekten varsa bu savunulabilecek bir şey değil zaten. Molotov kokteyli atsa bile, yani sivil protesto hakkını bir yurttaş kullanarak, bunu aşarak şiddete başvurmuş olsa bile, buna karşı silah kullanmak gene de savunulamaz. Hiçbir şekilde savunulamaz. Buna katılıyoruz. Fakat sürekli, yani bu algı içerisinde kamu otoritesini kuşatmaya dönük, devletin gücünü yok etmeye, minimize etmeye dönük bir algı, maalesef böyle bir iklim üzerinde bir çalışmanın olduğunda kabul etmek gerekiyor. Çözüm olacak, Türkiye'de hukuk olacak, devlet olacak, karakol olacak, güvenlik kuvvetleri olacak. Bunlara alışmak durumundayız yani. Ne olacak? Demokrasi gelecek. Kuralsızlık mı olacak? Karakol olmayacak mı? Güvenlik güçleri olmayacak mı? Peki. Bütün bunların anayasal bir sistem içerisinde, demokrasi kültürü içerisinde, bir düzen içerisinde faaliyet yürütmesi gerekiyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Peki. Güzel. Şöyle bir durum var. Şimdi ağır bir güvensizlik görüyorum ben BDP. Yani hükümete karşı, hükümetin barış sürecindeki samimiyetine karşı gerekçelerini koyuyorlar ortaya, şu nedenlerle bu hükümet ne yapıyor böyle falan diyorlar. Ben buradan yola çıkarak bir ağır güven bunalımı, güvensizlik görüyorum. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ve uygulamalarda da BDP, PKK o kanada karşı, onlarda da bir güvensizlik görüyorum. Yani BDP'deki kadar ağır olmasa da bir güven sorunu var. Katılıyor musunuz Oral Çalışan? Evet. Yani ben öyle bir şey gördüm yani. Şöyle. En azından şu tartışmada. Çok ağır değil senin ifadenlerden. Öyle ifaden mi? Yok değil. Yani çok değil ağır mi? Değil. Sonuç olarak. Evet, iki tarafında birbirine karşı. Hayır, mesela şu nedenle ağır dedim. Çok özür dilerim. Ağır. Hani ben ağır olmasını istiyorum. Ben barış süreci. Yok ben. Bir dakika. Şu nedenle ağır. Şimdi BDP'nin grup başkan vekili İdris Baluken. Ya mesela İçişleri Bakanı'yla görüşemiyor galiba. Ya görüşün İçişleri Bakanı'yla. Size şu karakollarla ilgili rakamları versinler. İşte görüşebilirler ben o kadar. Ya ama bilmiyor. İşte koruculuk. Bir şey diyor ki şu kadar insan alın. Şöyle, mesela böyle bir, ben şöyle, buradan yola çıkarım. Anladım, bu ağır iletişim kopukluğu. Ahmet Bey bilmiyor değiliz. Ahmet Bey. Yalnız ya herhalde Ankara'da olduğumuz için tam anlaşılamıyoruz. Bilmiyor, rakamları bilmiyor değiliz. Bu koruculukla ilgili vermiş olduğum rakamları İçişleri Bakanı inkar etmiyor zaten. Görüştünüz ama mü? Farklı gerekçelerle hükümet bunları meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Bakın eğer siz istediğiniz zaman İçişleri Bakanı'yla bu sorunları aşmış olsaydı. Görüşebiliyorlar. Görüşebiliyor musunuz? Yok. Yani şimdi ben şüphesiz ki tabii ki görüşüyorlar ama yani. Diyalog yöntemiyle bu sorunları aşmış olsaydık bütün bu demokratik tepkiselliklere gerek kalmazdı. Bakın ben Oral Bey'in sözünü kestim ama bir hususu vurgulamak istiyorum. Yani bu bahsettiğiniz güven bunalımı yaşanmaması için biz başından beri hükümete sağlıklı mekanizmaların oluşması gerektiğini söyledik. Süreci akil insanlar, çözüm komisyonu, meclisteki çözüm komisyonu ve yerelde oluşturulacak izleme komiteleriyle, bağımsız heyetlerle denetleyecek bir mekanizma oluşturalım dedik. Eğer bugün bu mekanizma oluşmuş olsaydı, bu karakollarla ilgili, koruculuk sistemiyle ilgili, Lice'de molotof atıldı mı, kurşun atılmasına gerek var mıydı, bütün bunlarla ilgili bu bağımsız heyet gidip orada incelemesini yapacak ve dolayısıyla kamuoyunu, halkı, tarafları rahatlatacak bazı sonuçları açıklayacaktı. Yine bakın ikinci aşamada olmamıza rağmen saatlerdir konuşuyoruz, demokratikleşme ile ilgili bir konu başlığına bile giremedik. AK Parti ve partimiz arasındaki oluşturulacak ortak bir çalışma grubunun yol temizliği, demokratikleşme ve anayasa konusunda çalışma yapacak bir mekanizma yapmasını önermiştik. Bu mekanizma oluşmuş olsaydı yine halkta
bu hükümet somut adım atmıyor, demokratikleşme ile ilgili bir şey yapmayacak algısı ya da taraflarda böyle bir algı oluşmayacaktı. İlgis Bey, size bir şey yani sorabilir miyim? Yani bu mekanizmalar oluşmuş olsaydı izin verin, tıkanıklığa müdahale etme şansı olmuş olacaktı. Size bir şey soracağım. Tek kelimeyle bir bana cevap verebilir misiniz? Bu hükümetin bu süreci samimiyetle çözüm sürecini yürüttüğüne inanıyor musunuz? Samimiyetine güveniyor musunuz? Şimdi bu süreci başlatan hem Sayın Öcalan'ın hem Sayın Başbakan'ın kararlı iradesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Kürt sorununda 90 yıllık ezberlerin bozularak ilk kez bu çözüm sürecinde akil insanlar heyetinin oluşması, mecliste çözüm komisyonunun oluşması ve sürecin şeffaf bir şekilde, müzakerelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansıtılmasını son derece önemli buluyoruz. Ağır bir güven bunalımı tanımlaması doğru değil. Neticede bu süreç içerisinde bazı fırtınaların kopacağını, bazı provokasyonların olacağını beklememek aslında siyasi açıdan biraz saflık olur. Şu bir gerçek ki şu anda bir fırtına var. Gemiyi sağa sola yalpalayan bir fırtına var. Ve biz hep söylüyoruz, usta kaptanlar bu fırtınalı havalarda belli olur diyoruz. Hem Kürt tarafı açısından hem hükümet açısından bu fırtınanın gemiyi alabora etmeyecek şekilde, dengeyi bozmayacak şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili bir takım somut adımların ortaya konması noktasında uyarıyoruz. Peki, yoksa sürece olan bütün güvenimizi kaybettik, ağır bir güven bunalımımız var, hükümet hiçbir şey yapmıyor, yapmayacak gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Peki, çok güzel. Burada yani biz İdris Bey'le benzer baktığımız. Tamam, zaman, güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Bizzat kendi dilinden. Mardin'i nereye bağlayacağız diye soruyordun ya baştan. Mardin'de Tony Blair'in İrlanda sürecini yöneten basın sözcüsü Tom Kelly oradaydı. Ve Tom Kelly İrlanda sürecini anlatırken biz dedi 1998'de anlaşmaya başladık. 2006'da bitirebildik. 9 sene sürdü dedi. Şimdi ikincisi gizlilik ihlalleri ve iki taraf arasındaki protokol ihlalleri açısından bakıldığı zaman da çok ciddi problemler yaşandığı, protokollerin sızdırıldığı ve bunu sürece baltalamak isteyenlerin bunları yaptığı. Şimdi bunlara baktığın zaman Türkiye aslında çok başarılı bir 6 ay geçirdi. Yani başbakanın şeyi İmralı muhatabımız olacaktır anlamına gelecek sözleri ilk mecliste söylediğinden bu yana, Ocak ayından bu yana 6 ay geçti. Ve 6 ay boyunca bence olağanüstü başarılı bir süreç yaşadık. İki taraf da gayet dikkatli ve özenli gitti. Bir kere bunu böyle görelim ki şey olmasın, yani kafalar karışıp ne oldu, her şey birbirine karıştı, öyle bir durum yok. Ama bu sürecin 50 bin kişinin öldüğü, 30 yıllık bir savaşın milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğu bir olaydan söz ediyoruz. Ve bunların normale dönmesi ve başarılı bir şekilde ilerlemesi çok çeşitli engellerle karşılaşacağı belli. Çok çeşitli problemler çıkacağı belli. Ben burada şöyle bir şey görüyorum. İki tarafta kendi mahallesini ikna etmek sıkıntısı yaşıyor. Esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi sürekli zaten İdris Bey bizim kitleye diyor, söylüyoruz. Tamam, onlar işte bize şöyle yani diyor, ben biz burada, biz şimdi Karadeniz'i gezdik. Karadeniz bölgesi AK Parti'ye en çok destek veren bölgelerden biri. Süreç konusunda da en çok kafası karışık olan bölgelerden biri. Ve bunun ne anlama geldiğini, başbakanın o konuşmalarının arkasında o Karadeniz'deki milliyetçi endişelerin, milliyetçi tepkilerin de bir şekilde başbakana yansıdığını ben hissediyorum. Benzer şekilde bölgeye gidiyorum mesela. Bölgede de şöyle, yani Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır, Mardin falan oraların insanlarını da tanırım, bölgeyi de bilirim. Orada da ya bize bir kazık mı atılıyor, biz götürülüyor muyuz yani bu işin, bir şey de verildiği yok. Zaten şimdiye kadar da o hiçbir şey verilmedi. Psikolojisi de BDP üzerinde ve PKK üzerinde bir baskı. Yani yani onun için çift taraflı. Onun için kitle ben baskısı. Bu şeyleri, yani ufak tefek gerginlikleri veya gerilme anlarını falan bu mahallelerin yarattığı psikolojik baskıda çok önemli etki yaptığını düşünüyorum. Bir kere bunu böyle okumak gerekiyor. Ama diyorsunuz yine de bu süreç yürür. Şu, çünkü hem şeyin de belirttiği gibi, Sayın Baluken'in de belirttiği gibi, hem Öcalan hem Tayyip Erdoğan bu süreci götürmek istiyorlar. Bunun iki, bu toplum açısından, Kürtler açısından, Türkler açısından, Türkiye'nin geleceği açısından çok hayati, çok önemli
bir şey olduğunu ve bunun Türkiye'yi kanatlarından uçuracağını iki taraf da biliyor. İki taraf da bu işten çok kazançlı çıkacağını, çok menfaat elde edeceğini biliyor. O zaman bunu bilen ve bunu bir strateji olarak önüne koyan, bence Başbakan da koydu, Abdullah Öcalan da koydu bir strateji olarak. Ve zaten arada bir işte acaba PKK'dan ne çıkacak, BDP'den ne çıkacak falan endişeleri zaman zaman bizim Batı kamuoyuna yansıdığı zaman benim açımdan en garantili şey Öcalan'ın bu konudaki derin tutumu ve tahlili oldu. Evet. Çünkü gerçekten Öcalan'ın şeyde çok büyük etkisi var. Kendi kitlesi üzerinde stratejisini iyi yönetiyor ve belli bir kararlılığı var. Bu en önemli garantilerden biri. Peki. keşke başka garantiler de olsa. Yani şu var. Yani bu Öcalan da aslında bak, daha başka bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu Öcalan'ı yalnızca bir kişisel bir şey olarak söylemiyorum. 1,5 milyon kişinin önünde silahlı mücadele bitmiştir demesi, konuşmasını evet, yaptı ve o 1,5 milyon kişi sonuna kadar saatlerce alkışladı Abdullah Öcalan'ın. Birkaç konu var, konuşacağız. Vahap Bey, siz bir şey ekleyecek misiniz? Yani daha başka garanti de olsa dediniz, aslında daha başka garanti var. O bence bir sürecin kendi dinamiği var. Bence barış isteyen halk. Onu tabii söyleyeceğim. Halkın, bakın bu kadar. Mesela benim çok hoşuma gitti. Vallahi Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Taksim'de insanlar Lice olaylarına tepki gösterdiler. Çok güzel bir şey bu. Bazıları diyorlar ki ya işte barış sürecini baltalamak için işte hükümeti zor duruma hiç önemli değil. Yani ben niyet yargılamasında bulunmuyorum. Kulaklarımla duydum. Yaşasın halkların kardeşliği diye bağırdılar. Lice ile Taksim'in aynı olduğunu söylediler. Ben bunu duydum. Niyet yargılaması yapmam. Bu güzel bir şey. Yani böyle bir duyarlılık memleketimizde oluşmuştur ve önemlidir. Dolayısıyla evet, halktır. Halkın yani kendisi, bakın bu kadar çok derin bir travma yaşayan Yıldırım ailesi, 18 yaşındaki evlatlarını kaybettiler. Onların ailesinin bugün medyaya yansıyan görüşleri var. Annesi süreç diyor. Evet. Barış. Annesi bu akan son kan olsun diyor. Akan son kan olsun. Abisi süreci destekliyoruz ve ne olur bu süreç provoke olmasın diyor. Dolayısıyla toplumun bunu sahiplenmesi en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi Oral abi söyledi. Bu tür süreçlerde maalesef hiç arzu etmesek bile bu tür sabote etme ihtimali ve potansiyeli olan olaylar olabilir. Ama önemli olan tarafların bu süreci ilerletme kararlılığıdır. Ve iyi idare etmeli. Evet. İdare konusunda ciddi sıkıntılarımız var. İki taraf açısından da. Yani hem PKK açısından hem de devlet açısından ciddi sıkıntılarımız var. Onu da, o da anlaşılabilir bir şey. Çünkü bu yeni bir süreç. Yani daha doğrusu alışık olmadığımız bir süreç. Mesela askeri helikoptere taciz ateşi açtı PKK'lılar. Yani bu süreçte nasıl bir şey olacak? Evet, askeri helikoptere kaçırıyorlar. Uzman bir çavuş kaçırdılar. Daha önce de birkaç kişinin kaçırıldığı şantiye süre basıyorlar. Şimdi savaşmak üzerinden kurulan bir dil çok rahat bir dil. 30 yıldır sürekli onu yaptığımız bir şey dil. Karşı tarafı şeytanlaştırırsınız ve onun üzerinden bir siyaset üretirsiniz. Ama 30 yıldır savaştığınız insanlarla barışmak istediğinizde bu ciddi sorunlar yaratır. Her şeyden önce psikolojik olarak bunu kendinizi buna hazırlamanız lazım. Bu hazırlığın her iki tarafta da mutlak manada olduğunu söylemek mümkün değil. Demin bu arızalar söylediğiniz oradan mı çıkıyor? O arızalar oradan çıkıyor. Mahalle. Ama en önemlisi süreci ilerletme kararlılığı. İki tarafta siyaset yapıyor, bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hem bir taraftan süreci ilerletirken bir taraftan da kendi tabanlarına yenilmedikleri duygusunu üretmeleri gerekiyor. O nedenle bir takım gerginliklerin olması normal. Ben süreç ilerledikçe bunların da aşılacağını düşünüyorum. Yani süreç İnşallah. İlerledikçe bunların da aşılacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten toplumun buna sahiplenmesi çok üst düzeyde gerçekleşmiş durumda. Ya Türkiye İrlanda'dan o bakımdan daha rahat gidiyor. Daha avantajlı. Yani baktığımız zaman o sürece İrlanda sürecinden çok daha başarılı Türkiye'deki süreç. Peki. Şimdi İdris Bey, uyuşturucu dendi bu Lice için. Yani bu işte uyuşturucu ticareti var bu işin içinde filan dendi. Uzun uzun cevap vermeyebilirsiniz. Yani bu iddiaları dikkate alıyor musunuz, ciddiye alıyor musunuz? Hiç dikkate almıyoruz, hiç ciddiye almıyoruz. Detaylı bir açıklama yapma ihtiyacı da yok. Yani bu sadece bu olayla ilgili kamuoyunu uyuşturmaya yönelik söylenen bir söylemdir. Peki, İdris Bey, şimdi siz, partiniz önümüzdeki 14 gün içerisinde, değil mi? 2 haftalık bir süreç içerisinde her gün belli bölgelerde eylemler yapacaksınız. Adım at diyorsunuz. Yani adım at başlıklı eylemler.
Niye evet. yapıyorsunuz bunu? Çünkü en demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Demokratik siyasetle mücadele yürüten bir parti için bundan daha meşru bir şey olabilir mi? Bakın Sayın Başbakan aynı gün içerisinde Ankara'da 5 farklı yerde miting yapıyor. Önceden izin alınmadan, önceden farklı bir takım planlamaları yapılmadan fiili olarak böyle miting yapma hakkını kullanıyor. Ya da havaalanlarında VIP salonlarının hemen önünde 10 binleri bir araya getirerek miting yapıyor. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da olan demokratik siyaset kullanma hakkı Diyarbakır'da, Urfa'da, Bingöl'de olmayacak mı? Şimdi bu olmaz ise o zaman biz bu ülkeyi nasıl normalleştireceğiz? Neticede toplantı ve gösteri hakkını kullanmak bir siyasi partinin en önemli hakkıdır. Protesto hakkını kullanmak en meşru yasal haktır. Dolayısıyla bütün bu haklarını kullanarak bu konuda halkın desteğini ortaya koyma, kamuoyuna kendi taleplerini görünür kılma, bu yönüyle de hükümet üzerine bir baskı kurma arayışı en doğal olan siyasi yöntemdir, yani siyasi metodolojidir. Siz bu eylemlerde... Bunu yapamayacaksa Barış ve Demokrasi Partisi ne yapacak? Siz bu eylemlerde hükümete somut adımlar at. İşte anayasal adımlar at diyeceksiniz herhalde, değil mi? O taleple çıkıyor, çıkacaksınız meydanlara. Biz 6 aydır görüşmeler yoluyla, diyalog yoluyla, müzakere yoluyla hükümete adım atma noktasında çok önemli önerilerde bulunduk. Çok önemli görüşmeler yaptık ama bütün bunlar bugüne kadar somut bir adıma dönüşmedi. Eğer dönüşmüş olsaydı, bakın bugün terörle mücadele kanunun kaldırılması, toplantı gösteri hakkı, demokratikleşme ile ilgili ortaya koyduğumuz seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, bunlarla ilgili adımlar atılmış olsaydı zaten böyle bir gereksinim ortaya çıkmayacaktı. Ya da hükümet bir ay içerisinde ben demokratikleşme ile ilgili bazı düzenlemeler yapacağım, ben bu ortamda meclisi tatil etmeyip demokratikleşmenin çok önemli olduğu bu tarihi kavşakta siyasi inisiyatif kullanacağım demiş olsaydı yine bu tarz demokratik hak arama yöntemlerine gerek kalmayacaktı. Şimdi diyalogla, müzakereyle adım attıramadığınız bir hükümete tabii ki halkın size vereceği destek de bir kamuoyu baskısı yaratmak, İdris Bey, bir kamuoyu algısı yaratmakla adım attırma arayışına girersiniz. Peki, bundan daha doğal olan bir şey yok bence. Öcalan'ın böyle bir şeyi var mı? Hani bu tür eylemlerin yapılması doğrultusunda size ulaşan, kamuoyuna ulaşan, ben rastlamadım gerçi ama böyle bir şey var mı Öcalan'dan? Hani böyle mitingler yapın, hükümet sıkıştırılsın falan gibi bir yönlendirme var mı? Yani bu bir aylık planlamamızı soruyorsanız öyle bir yönlendirme yok tabii ki. Ancak Sayın Öcalan da tabii ki demokratik siyasi mücadeleyi tanımlarken tamamen hükümetin inisiyatifine bırakan, başbakanın, bakanlar kurulunun inisiyatifine bırakan bir mücadele yöntemini, bir müzakere yöntemini hiçbir zaman işaret etmedi. Peki. Yani bu taleplerin, meşru olan taleplerin görünür kılınması noktasında, kabul ettirilmesi noktasında halk desteğinin önemli olduğunu sürekli peki. vurgular. Daha önceki yaptığı devam. İdris Bey, size birkaç şey daha soracağım. Sürede kısıtlı. Vahap Bey'e hemen dönmek istiyorum. Çok kısa. Bu adım at mitingleri ve eylemleri hükümet açısından yararlı bir şey midir? Yani şimdi barış süreci yapılırken müzakere edilen taraflardan siyasi kanat böyle adım at mitingleri yapması tuhaf mıdır, normal midir? Yani bana sorarsanız normaldir. Biz BDP'ye bugüne kadar neyi söylüyorduk? Taleplerinizi demokratik siyaset içerisinde dile getirin. Zaten öyle yapıyor. Hayır, yani genel olarak da siyasetin alanını genişletin ve demokratik siyaset içerisinde dile getirin. Hayır, yani ben yaptıklarının antidemokratik olup olmadığı, tabii ki demokratik hakkıdır. Her parti yapar. Yapar. Onlar da yapacaktır, yapmalıdır. Ben şunu söylüyorum. Müzakere yapılırken müzakere eden taraflardan birinin
müzakere edilen öbür tarafa mitingler yoluyla seslenmesi tuhaf mı, normal mi, anormal mi? Anormal değil bence. Doğru. Siyaset içerisinde bunlar olabilir. Tarafların, yani müzakerelerin hızını artırmak veya müzakerelerin konularını daha derinleştirmek istediğinizde bunu meydanlarda dile getirebilirsiniz. Ya da burada, daha esaslı bir diyalog kurulmasını, evet, sağlayabilirsiniz. Burada tek bir bence sıkıntı olabilecek unsur var. Bu tür toplantılar herhangi bir şekilde bir şiddet eylemine dönüşmediği müddetçe, barışçıl olduğu müddetçe bu konuda sorun olmadan devam edebilir. Burada benim eğer olursa tavsiyem şu olabilir. BDP'nin burada toplantı yapacakları yerlerde karşılıklı bir diyalog da bunları yürütmesi, yani kamu idareleriyle de yürütmesi. Çünkü evet, toplantı için herhangi bir kimseden izin almanıza gerek yok. Bu sizin temel hakkınızdır. Ama çok ciddi bir süreçten de geçiyoruz. Kamu dolayısıyla, otoritesiyle işbirliğiyle. Evet, dolayısıyla hani toplantının yeri, süresi, güzergahı ve benzeri konularda. Dün Diyarbakır'da sorunlar çıktı. Dün cumartesi miydi? Pazar günü. Evet. Dün. Orada sorunlar çıktı. Orada kamu otoritesinin davranışı bence yanlıştı. Çünkü herhangi bir olay olmadan kitle herhangi bir şekilde bir demokratik hak kullanımının dışına çıkmadan, hayır biz sizi burada yürütmeyiz şeklinde bir tavır takınıldı ve ondan sonra olaylar çıktı. Bakın bizim yani bu şimdi BDP'liler 14 gün bir sürü yerde benzer eylemler yapacaklar. Her birinde polis böyle müdahale ederse, her birinde dün Diyarbakır'da ortaya çıkan görüntüler çıkarsa bazı ortaya. Bazı zaten yerlerde olmadı mı? Olmuyor yani. Bazı yerler. Batman'da bu olmadı. Diyarbakır'ın tavrı bu yani. Evet. Diyarbakır'daki yetkililerin tavrı. Evet, evet. Şimdi, Batman'da olmadı değil olmadı, mi? Olmadı, evet. Şimdi bakın, BDP bu konuda sürecin başından beri bence son derece sorumlu davranıyor. Dolayısıyla bu toplantıları organize edilmesinde de bu sorumluluğun dışında bir şey davranacağını beklemiyorum. Kamu otoritelerinin de aynı şekilde sorumlu davranması gerekiyor. Ama o zaman Batman'da engellenmiyor. Diyarbakır'da engelliyor. Bireysel olarak valilerin, ama kaymakamların ve benzerlerinin tavırları saçma. Değişik olabilir. İşte ama şunu söylüyorum, yani siz zaten bir siyasal partiye o toplantının organizasyonunu bıraktığınızda aynı zamanda üzerine sorumluluk da yüklemiş oluyorsunuz. Ben de onu diyorum. Evet. Sorumluluk da yüklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla orada meydana gelecek herhangi bir olumsuz tavırdan o siyasal parti de etkilenecek. Kendi tabanı da etkileyecektir. Peki. Hiçbir siyasal parti bunu yapmaz. Erdinç Bey, BDP'lilerin böyle eylem yapmalarını siz nasıl buluyorsunuz, nasıl karşılarsınız? Vallahi tabii bu tip protesto haklarını kullanmaları, karşı tarafı, daha doğrusu süreci bizzat yöneten hükümeti denetim altında tutmaları doğal hakları. Buna söylenecek bir şey yok. Fakat sürecin güvenliğine ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasına hizmet eder mi? Burada çok büyük kuşkularım var, kaygılarım var. Bunu sizle özellikle paylaşmak isterim. Yani bütün bu protestolar sonucunda protesto eden merkez, BDP, bir hükümete, süreci yöneten otoriteye bir takvim mi verecek? Bir takvim içinde işi çözmesini mi önerecek? Ne önerecek? Yani bu işi, protestoların hedefi ne olacak? Nereye taşınmak isteniyor bazı süreç? Yani bunların bir düzen içerisinde amaca matup bir şekilde yönetilebilmesinde kuşkularım var doğrusu. Erdinç yani, Bey, Erdinç, evet, Bey, buyurun. Bir dakika. Vahap Coşkun bir şey söylüyor. Hemen söyleyin cümleyi. Hemen, yani bir takvim dayatma değil bu. Aynı zamanda bazı taleplerin de gündemleştirilmesi söz konusu olacak. Mesela işte bu koruculuk meselesini, karakol meselesini, baraj meselesini ve benzeri meseleleri daha ayrıntılı bir şekilde konuşma imkanınız olacak. Erdinç Bey. Dolayısıyla herhangi bir takvim dayatma olmayacak. Zaten bir takvim dayatılarak yürütülen bir süreç de değil bu. Erdinç Bey. Benim burada endişem şu, yani bu kadar çok boyutlu bir sorunu bir şey içerisinde, disiplin ve güven içerisinde götürebilmek bakımından yeteri kadar farklı dinamiklere dayanıyor Türkiye'deki konjonktür. İşte Lice mevzuunda işte Derin Ergenekon mu devreye girdi, bu provokasyonu kim yaptı vesaire tartışmaları devreye giriyor. Yani bütün bunların provokasyonlara açık, sürecin güvenliğini tehdit edecek boyutlar kazanma riski var. Yoksa peki, hemen Erdinç Bay, bir dakika, çok önemli bir nokta dönemde, bu. Bir dakika, çok önemli bir nokta. Hemen İdris Bey'e soralım. İdris Bey, bu eylemler provokasyona açık bir ortamı da ortaya koyacaktır, getirebilir. Erdinç Bey ona işaret ediyor. Bununla ilgili sizin bir endişeniz yok mu?
Bunu önlemek zaten hükümetin asli görevidir. Yani biz bu Lice'deki olayda da gereken niye hemen yapılmıyor derken buna dikkat çekiyoruz zaten. Hayır, siz bununla ilgili gerekli adımı zamanda atmadığınız zaman bu süreci provoke etmek isteyen güçlere böylesi bir zemin için cesaret vermiş olursunuz. Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz provokasyona açık bir zemin yaratmamanın yükümlülüğü ve sorumluluğu zaten hükümetin kendisindedir. Erdinç Bey. Bakın biz bu eylemleri... Ya buna katılabilmek mümkün değil. Yani hepimiz sorumluyuz. Sıradan yurttaşlar da sorumlu, BDP de sorumlu. BDP'nin üzerindeki sorumluluğun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Çünkü madem BDP sivil siyasetin alanını genişletmek istiyor, sivil alanda gittikçe temsil gücünü artırmak istiyor, sivil alanın güvenliğini tesis etmek, sağlamak, gittikçe genişletmek, evet Türkiye'nin genel olarak bütün siyasal alanının sorumluluğunda, kamu otoritesinin ve hükümetin de sorumluluğunda ama aynı zamanda BDP'nin de sorumluluğunda. Ben bu dönemde BDP'yi bir ikircikli bir şeyde fotoğraf içerisinde açıkça görüyorum. Bir dönem hatırlayın adresi sürekli Öcalan adresi gösteriliyordu. Bunun Öcalan'la konuşulması gerekir. Bütün bunların hepsi deniliyordu. O dönemde siyasi rolü maalesef son derece sınırlı kaldı. Siyasi rolü genişletilemedi BDP'nin. Şimdi Öcalan'la konuşulduğu, siyasetin alanı açıldığı, silah bırakılıyor, Türkiye dışına çıkılıyor. Artık BDP'nin silahların dışında sivil siyaseti, sivil politik kültürü geliştirecek, kendi bağlamında derinleştirecek politikalar götürmesi, stratejiler götürmesi gerekiyor. Peki. Bunların üzerine daha çok kafa yorması gerekiyor ki hem sürece katkı yapsın, yapmak, hem Türkiye'nin siyasal kültürüne... Yürüyüş yapmak, demokratik tepkiyi ortaya koymak sivil politik kültür değil midir? Yani Erdinç Bey o zaman BDP'nin tamamen siyasi yollarla hak arama yöntemlerini bir kenara bırakmasını istiyor. Çözüm süreci sonuçlanıncaya kadar, çözüm sürecinin ne olacağı ortaya çıkıncaya kadar BDP'nin suya sabuna dokunmadan evinde oturması bekleniyor ki bu en yanlış olan yaklaşımdır. Ben hükümetin yerinde olsam bu süreçte kendimi böylesi bir görüntüden kurtarırdım. Kalıcı barışa karşı demokratik hakkı pazarlık konusu yapmak, demokrasiyi, özgürlükleri pazarlık konusu yapmak görüntüsünden bu hükümet bence kendini bir an önce kurtarmalıdır. Peki. Bunu yapmadığınız sürece peki. Topluma güven vermeniz mümkün değildir. Ahmet Bey, Ahmet bu barış Bey, süreci konuda, başlı başına biliyorsunuz şunu ifade demokrasi edeyim. Projesidir aslında. Türkiye'nin büyük demokrasisini kurma projesidir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bir cümle ifade edebilir miyim? İdris Bey, lütfen Bey. Bir cümle çünkü bitti süremiz. Evet. Şimdi bu gösterilere müdahale eden polislerin, güvenlik güçlerinin, kolluk güçlerinin zaten asıl görevi o demokratik eylemselliğe müdahale etmek değildir. Demokratik eylemsellik yürütülürken bu eylemselliği provokasyonlardan korumaktır. Biz bugün de hükümetle, hükümet yetkilileriyle bu konuda görüşmeler yaptık. Dün Diyarbakır'da ortaya çıkan görüntünün tekrar yaşanmaması için hem hükümetin hem BDP'nin, peki. BDP kitlesinin dikkatli olması gerektiğini de ifade ettik. Önümüzdeki peki. günlerde halkın kendi demokratik tepkisini ortaya koymasının güvencesini de ve bunun sorumluluğunu da hükümet mutlaka valilere, kaymakamlara, kolluk güçlerine hissettirmelidir düşüncesindeyiz. BDP Grup Başkan Vekili İdris Ahmet, Baluken. Müsaade ederseniz son bir mesaj vallahi vermek istiyorum zaman daraldı ama. Süremizi gerçekten çok açtık. Yani bu ama bir cümle bu, bir ama bir genel sadece süreç bir cümle. Dikkate alındığında bu Lice mevzu, Lice sorunu önemli bir sorun değildir. Türkiye peki. yani bu konjektürel bir sorundur. Sorun peki. açılacak. Ve Türkiye hedefine ulaşacak diye Erdinç Bey çok teşekkürler. Çok teşekkür İdris Baluken teşekkürler. Vahap Coşkun, Enver Sezgin, Oral Çalışlar. Sayın seyirciler, üzerinde en fazla titizlenilmesi gereken şey kanın olmadı, kanın akmadığı, şiddetin olmadığı, şehit haberlerinin gelmediği bir Türkiye'dir. Umarız bu böyle bir Türkiye'ye bir an önce kavuşuruz.
Böyle bir Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmaz. Tek dileğimiz budur. Bütün maksadımız budur. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Bellona.